Bismillah. Ne hızlı gidiyoruz abi, yani bütün geçen yerleri açıklaya açıklaya gideceğiz. Şimdi dimağda meratibi ilim muhteliftir, mültebise. Dimağda meratip var, birbiriyle mültebis, ahkamları muhtelif. Şimdi abi tek tek hepsine açıklayacağız. Dimağda meratip var. Meratip ne demek? Mertebeler, basamaklar, kademeler, dereceler. Biraz aşağı inelim abi. Ben indir. Biraz aşağı inelim abi. Burada Risale-i Nur'da geçen yerleri aldım abi. Hepsini böyle şey şeklinde yaptım. Ben bir şeyin kuvvet ve zaafça meratibi o şeyin içine zıddının müdahalesiyledir. Yani hepsini ben tek tek okumayayım isterseniz. Hı hı. Üç tane çıkarım var bunda. Meratip olabilmesi için ya zıddının müdahalesi olacak, ya zıtların bırakılması olacak. Ne demek bu zıtların bırakılması? Zıtların bırakılması. Biraz aşağı inelim abi. Dur abi. Zat-ı Ahmedi Aleyhisselam meratim kemalette seyri sülükünden ibarettir. Miraç. Yani zıtların bırakılmasıdır. Burada su örneğini verebiliriz mesela. Su, buz, suya inkılap ederken bıraktığı şey aslında soğukluğunu bırakır. Yani soğukluğunu bırakması demek, onun su haline gelmesi demektir. Bırakması bir de söyledin. Ne demiştin? Meratip olabilmesi için. Meratip olabilmesi için ya zıddının müdahalesi olacak, ya bir zıddıyla başkalaşım, değişme olacak, ya da meratib-i muhabbet, meratib-i esmaya göre inkişaf eder, ya da başka bir esmanın inkişafatı olacak. Yani ondaki müdahalesi olması gerekiyor. Üç tane. Ha, onun hükmünü ortadan kaldıracak. Evet. Üç tane. Yani demek ki dimağda bu üç tane şey geliyor. Şimdi abi. İkincisi ise mültebise. Mültebis ne demek abi? İlti karıştırılmış insanlarca. Aha. İki makama karıştırma veya iki veya her iki nazarı birleştirme ki hak ve istikamet mültebis olmasın. İki makamın karıştırılması veya iki nazarı karıştırılmasıyla şey bağlı. Bu da hayale gelen şüpheyi akla girmiş bir şüphe tevehüm edip itikada halal gelmiş zanneder. Şimdi mültebiseyi çözmemesi için abi bizim zanna bizi ulaştırıyor. Yani zannı çözmemiz lazım. Öncelikle. Çünkü karıştırma en çok zanlardan dolayı kaynaklanıyor. Yani onun o şekilde zannedilmesi. O şey neydi abi? O yaptığın atıf vardı ya. Sözler 188'de. Onu bir okusana, o zanna gelmesi. Açalım abi oraya isterseniz oradan. Kaçalım? 188'de. Ben orayı... Ha şey mi? Hayale gelen şüpheyi akla girmiş bir şüphe tevehüm edip itikadın halal gelmiş zanneder. Yani işte burada makamların birbirine karıştırması zandan dolayı kaynaklanıyor. İmanın yeri kalptir, dima ise oluyor makesi nuru iman. İman ise insanın bağlanma yeri. Dimaya santral demiş abi. Santral resmimiz vardı orada. Onu açayım mı? Yani iltibasın veri tabanı zan mı? Bu şekilde telefonların birbirine bağlanma şekilleri bunların hepsi. İlk dersimizde bunu göstermiştik abi. Bu telefondan yani diğer telefonların hepsine birer tane kablo çıkmış burada. Yani bunların hepsine bağlanmış. Şimdi sadece santral anlatıyoruz çünkü dimağ bir santraldir diyor. Bu santralin olmadığı durum bu. Santral olmadığı durum. Bütün yani olmazsa eğer bu şekilde bütün telefonlar birbirine bağlanacaktı. Fakat santralin görevi ise sadece iki kabloyla merkez santrale bağlanır ve buradan diğerlerine de bağlanır. Santralin görevi bu aslında. Yani bütün telefonların bağlantı yerinin ortak bir noktada birleştirilmesi ve buraya gelecek bir uyarının nereye gideceğine karar verme yeri.
18 bin alem mi dimağdan dağılıyor diye, öyle diyebilir miyiz? Yani o evet. İçeriye doğru gideceğiz şimdi. Demek ki dimağ bir santralse, bu 18 bin alem buna bağlı diyebiliriz. Tek tek bütün alemlere bağlı değil de buna bağlı diyebiliriz. Demek ki mesela bir telefondan işte geldi, işte ikinci telefona bağlanmak istiyorum veya üçüncü telefona bağlanmak istiyorum diyebilmesi de işte nurun, yani imanın makesi nur-i iman diyor ya, buradaki karşılığı oluyor. Çünkü bu dima öyle bir şey ki bütün firavunlar, nemrutlar hep buradan çıkmış. Dima'dan çıkmış. Şimdi bütün mesela gelen verileri, gelen şeyleri hep kendine doğru çevirmek, hep farklı yerlere götürmek, işte firavunların, nemrutları falan doğurmuş. Gelen haberleri hep başka yere bağlamamış. Yani gideceği yere bağlamamış veya bunu bilmemiş. Mesela işte adam diyor ki ikinci telefona bağlanacağım ben diyor, onu üçüye bağlıyor, dörde bağlıyor, başka farklı yerlere bağlıyor. Veya hiç bağlamıyor kendisine. Veya hiç bağlamıyor, kendisinde duruyor. Yani bu ne demek oluyor? İşte iman yok. Yani imanı burada ilim olarak şey yaparsam, yani iman yok. Yani bağlayacağı yeri bilmiyor aslında. Ama kalpte iman nuru olursa bunu işte gerekli yerlere gerekli şekilde bağlıyor. Ve burada da işte evliyalar, enbiyalar buradan çıkıyor işte. Şey vardı. Tevziyat memuru. Evet. Musaddık görmezse diye enenin tarifinde. Ne diyorlar? Afaki değil mi? Abi şeyde orada bir yani bir düşüncemiz var ama hani doğru mudur diye. Enen'in tarifinde bir musaddık mevzusu var. Evet, diye. Oraya girelim. Efkar ve duygular şeyden malumatları getirdi. 538 meşhur yer. Tasdik edecek bir şey arar diye. Bu tasdik kısmı acaba dimağla vicdan arasındaki bu yani bağlantıyı Enen mi yapıyor? Ve hani benim düşünceme göre hatta öyle geldiği noktada Ene bu dimağla vicdan arasını bağlıyor birbirine. Yani musaddık orada çalışıyor. Ene yapıyor o işi. Ene de hangi eneyi kastediyorsun? Enaniyet mi Ene mi? Enaniyet mi? Evet, onu demeyeyim ben artık hangisi. Onu siz söyleyin. Ene batın tarafıdır. Enaniyet mülk tarafıdır. O zaman enaniyet diyebiliriz. Enaniyet. Yaptığında o zaman şu oluyor. Yani dimağdan bir şeyin vicdana inebilmesi, zihne geçmesi için bir musaddık gerekiyor. Bu da ene. Ve bu ene iradeyle çalışıyor. İlişkisi iradeyle. Yani irade eneden veya besleniyor artık onları. Tamam. Yanlış söyleyebilirim. Yani dimağdan bir verinin veya bilginin, malumatın, efkarın, işte alınan şeyin oraya geçmesi için ene arada bir musaddık görev yapıyor. Yaparsa irade devreye giriyor vicdandaki ve zihne geçiyor. Desek doğru mu? Şimdi bir kere şey yapalım. Yöntem olarak. Enaniyet haritadır, ruznamedir, çekirdektir, takvimdir. Takvimdir. 128 sözlerden yani. Ondan sonra bir de şeyde, 146 emirden haritada böyle bir özelliği var. 6 tane, 7 tane şey var, 7 tane nizamdır vesaire diye söylüyor. Şimdi bu enaniyet, ene dediğimiz enaniyet ayrı bir, bu enaniyet bu. Evet. Ama bizim halk da bilindi. Halk derken nurcuları kastediyor. Enaniyet deyince gurur, kibir anlaşılıyor. Oysa 7 tane manası da bir manasıdır. Temelde doldura doldura gideyim diye şey yapıyorum. Enaniyet, bizim bildiğimiz enaniyet değil. Hani nefis de öyle ya. Nefse mara alıyoruz. Oysa mulhim ve mutmaini bunlar da şey. Şimdi bu ene ne işlev yapar? Ene. Enaniyet değil bu. 538 sözlerdi. Musaddık. Yani onu kim komut veriyor? Onu oraya bağla. Adamın enesi çalışmıyor. Dimağı çok iyi çalışıyor. Ama dimağı yönlendirecek. Mesela merkez çok iyi. Telefonlar geliyor. Fakat onun telefonun dışında bir santralcı olması lazım ki bağlasın. Bu ene yapıyor bunu. Enaniyet, oruzlama, takvim olması, çekirdek olması falan tarafı değil. Bu ene yapıyor. Afaki malumat nefse girdiği vakit ene de bir musaddık görür. O ulum, nur ve hikmet olarak kalır. Evet. Ene de yani. Ene. Dima çalışmaya devam ediyor ama. Dima çalışıyor. Dima kafir Müslüman değildir. Hayvanda da var. Yani da var. O seviyede değil. Basit o. Hayatiyet var.
hayatın mertebesi var ya, buz, su, H2O, böyle sonsuz meratip var. Dimada da böyle. Şimdi, akıl mesela ne kafirdir ne Müslümandır. Üstad diyor ki, cihaz insanidir diyor. Kim kullanırsa o olur. Öyle değer alır. Şimdi dima böyle bir sistem. Dima, o zaman bu ene, bunu firav şeyi kullanırsa nefsine, firavun olur. Vahiy kullanırsa, işte inkişaf ediyor. Alet inkişaf şey oluyor. Şeyde duyguları, efkarları kainatın envar marifetine getirdiği vakit. Getirdiği, merkezi getiriyor. Yani nefsinde onu tasdik edecek. İşte bu nefsinde tasdik nefis edecek. Nefis derken biz insan manasında. İnsan. Mesela şualarda geçiyor. Namaz kılmayan nefsine zulmetti diyor. Ha. Namaz kılmayan nefsine zulmetti, nefiste nefse mari ise tam neyi zulmetti? Zaten. Nefis insan manasındadır. Murat manada kullanmış öyle. Evet. Işıklandıracak, idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Yani vicdana inmiyor, evet. Tasdik edecek hani diye anladık. Yani öyle anladık. Nasıl dedin oradan? Burada şöyle, duyguları, efkarları, kainatın envarı marifetini getirdiği vakit. Dima tamam. Geldi. Dimada aldı. Duruyor. Ha, aldı. Nefsinde onu tasdik edecek. Yani ha. Ene devreye girmediğini. İnsan demektir. İnsan. Ha. İnsan demek ene demektir. Ha. Nefsinde tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Sönerler. Yani vicdana inmedi. İnmedi, doğru. Zihne gitmedi. Yani o zaman dimağla vicdan arasında bir tasdik eden bir birim var. Evet. Ki aslında dimağın içinde de tasdik var. Tasdik var. O zaman bir adım daha geçersek, dimağla vicdan da aslında ayrı ayrı çalışmıyor. Tasdikten itibaren dimağla şey vicdan iç içe çalışıyor gibi evet. Geliyor bana. Şimdi bir de hani, dimağın bütünlüğü var ya dimağın. Tahayyül, tasavvur, evet. Takvur, tasdik, izen ve detaylarıyla beraber. O bütünlükten besleniyor zihin. Hani vicdanda dört mü var ya irade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Şimdi zihin, iradenin vazifesi ibadetullah, dişe ibadet olarak gözükür. İrade ne kadar güçlüyse ibadet olur, ibadeti ne kadar güçlüyse iradesi güçlü olur. Ama bana burada irade bu noktada bu ene ile işi kuran iradeymiş gibi geliyor. Sadece ibadet tarafı yok gibi geliyor. Yani bu ibadet de zaten... Tasdik edici kısım bu irade tarafı ve ene ile olan şeyle bu tasdiki yapıyor gibi anladılar ama. Bu ibadet dediğimiz gibi namaz niyaz değil ki. Takva denilen dördünü tazamun ediyor yani, tamam mı? Şimdi irade şey sıfatıdır, bizim zat-ı subut-ı sıfatımızda karşılığıdır. İhtiyar aklidir. İrade vicdanidir. Ben anlatmak istediğim şuydu. Zihin ya, zihin vazifesi marifetullah değil mi? Marifetullah yapabilmesi için dimağın bütünlüğü lazım malzeme. Dima zihnin birimi demiştik. Evet. Yani birimi derken şey vicdanda zihin vicdanda bir yapıdır. Dört özelliğinden bir tanesidir. Bu kaynağını yani altyapısını dimağdan alır. Dimağdan alır yani. Bir daha şey yapayım soğan kabuğu gibi. Vicdanı anlatıyorum. İrade, zihin, his, latife-i rabbani. Şimdi iradenin besleyen şey daha çok eylemdir. İbadetullah. Sünnet-i seniyye. Zihni besleyen, malzeme aldığı yer, kaynak dimağdır. Dimağın bütünlüğüdür. Sırf akıl değil. Ben eskide bir yayın olmuştum böyle. Zihin sırf akıl var ya, tahayyül, tasavvur, taakkul. Oradan alıyor. Sırf alıyor biliyordu. Yani çünkü taakkul, tasdik, izan, iltizam, itika. Bunun bütünlüğünden çalışıyor zihin. Demek ki kopuk değil dediğin gibi. Olamaz. Ama işte garip taraf insanı yorumlamak, anlamak, keşfetmek niçin zor? Bir bakıyorsun hepsi tek. Bir bakıyorsun hiç alakası yok detay. Hepsi tektir. Hiçbir şey bir şey değildir. Baktığın zaman böyle gözüküyor. Mesela fabrikada da öyle abi. He? Fabrikada da mesela belki her birim ayrı bir şey yapıyor. Birisi arabanın kaportasını, birisi motorunu. Tek tek koysak mesela bir motor bir işe yaramaz. Hepsi ayrı ama evet. Hepsi bir bütün olunca. Şimdi ne işimize yarayacak böyle? Şimdi bu nasıl ki dima santral ya. İnsan da
Allah ile alemler arasında bir santral. Şeceri hilkatle. Biz bunları düşünürken veya tefekkür ederken insan donmuş bir et yığınağı değil. Veya donmuş bir enerji paketi değil insan. İnsan düşün ki şu bina düşün, şu binanın içinde sensin. Farkını düşünebiliyor musunuz kendine? Duyguların, efkarın, meyillerin, emellerin, elemlerin. Binaya bak. Fark. Ha, bu bedenle ruh ilişkisi de böyle. Ustad diyor ya, ceset diyor ruhun libası değildir diyor. Hanesi ve yuvasıdır. Peki beden nedir? Beden, his, heves, heva, tabiat, asap, damar. Hulasası karıştırdık dondurma gibi. Buzdolabına koyduk, dondu, ceset oldu. Beden ya. Bu beden zahirde et gibi gözükürken altı tane veri tabanı. Bunun içerisinde olup bunun içerisinde olmayan. Bunun içerisinde olup bunun içerisinde olmayan. Nasıl bir şeyse. Burada olup burada olmayan. Burada gözüküp aslı olmayan ruh. Bu ruhta mahluktur. Giydirilmiş ene'ye. Ene, ben olan ben. İşlev yapıyor. Bazen gidiyor boğuluyor. En ufak şeyde. Burada da işlev yapıyor ene. Şimdi dima müdahale ediyor. Yani nübüvvet tutacak. Bunun dizginini. Nübüvvet. O ben olan ben var ya ben. Şimdi burada neyi konuşuyorsak oraya taşınıyorsun. Otomatik. Bunu bildiğin zaman o kabiliyet gelişiyor ve o şeyler oluyor sende, haller oluyor. Yani bir fikir düzeyi değil şu anda konuştuğum. Neyi düşünüyorsan oradasın. Oradasın orada, orada. Şimdi burada şu merkez santral dedi ya merkez santral. O merkez santralın her şey geldi. Tamam. Kaç tane? 2, 4, 6, 7, 8 tane mi yaptı? Neyse. Şimdi dimağdaki 7 tane malzeme dışarıdan aldı mı? Hulasalandı. Bunun adı dimağ dendi mi? Bunu aşağı kim onaylayacak? Git diye kim yol verecek? Ne yapıyor? Anahtar. Anahtar. Anahtar da elif. Biliyorsunuz şurada bir elektrik akımı var. Tak. Aç, elektrik geçti. Tak. Evet. Elleti gelip geçmesini vazife yapıyor. Başka bir şey yapmıyor. Envar marifetini getirdiği zaman. Evet. Yani bu musadık oluyor. Böyle bak. Elif. Bunlar da nokta. Elif. Noktalar. Zerrede elif ve nokta. Evet. Noktalar zaten. Bunlar birleşiyor. Ha, aynı zamanda elif de noktadır. Noktalar da. Evet. Fakat biz oraya gitmeyeceğiz de. Akanlar, noktalar açıp kapatıyor. Şimdi diyor ki aşağı insin. İnmeyince üzerine o gelen ceyran sarıyor. O zaman duyguları getirince duygunun dişe vuruşu isti. O zaman diyor ki ben Rabbim ya. Yani üzerine sardı ceyranı. O zaman acayip bir haller oldu. Ondan sonra acayip böyle fikirler oldu. Acayip hisler oldu. Acayip paletler doğdu. Çünkü sardı ya ceyran bu. Korkunç bir enerji. Aslında orada normaldi. Aşağı inseydi gayet de 2 derecede bir şeydi. Enerji olacaktı. Dima sarınca, vücuda sarınca 600 oldu veya 2000 enerjiye dönüştü. Çünkü orası geniş bir fabrikaydı. Bu söyledi ki ben Rabbim dedi ya. Enne Rabbukumun alem. Zaten kapısı alem arasında gaybı açılan kapı olduğu için orada ferah diyor, açılıyor elektriği. Burada dönecek aynı yerde döndürüyor. Aynı zamanda çok tuhaftır. Şurayı da yakalamanızı istiyorum. Dima böyle bir santral olmakla beraber aynı zamanda usta santral enerji imal eden bir yerdir. Şöyle diyeyim mesela dün birisiyle görüştürdüler. Bir yere gittim de birisini getirdiler bana. 13 yaşında bir erkek çocuk. Her gün 5 saat en az dedi annesi. 5-6 saat dedik de yapmadı. 5 saat, 6 saat bilgisayar ve cep telefonla oynuyormuş. Tamam mı? O kadar sömürülmüş ki, haramdan bahsetmiyoruz. Haram olsa, şey olsa bir ruhu çöker. Beyin enerjisi, çünkü mesela şöyle diyeyim. Telefon veya kamera.
sesi çekerken enerji harcamıyor mu? Video çekerken enerji harcamıyor mu? Ben sesi duymak için enerji harcamam lazım. Koku almam için enerji harcamam lazım. Dil, göz, kafa da öyle. Kayıt yapıyorsun. Tabii tabii kayıt yapıyorsun hepsi. Kameranın veya telefonun pili bitiyor ama videoya dönüşüyor. Daha kaliteli bir şey. Şimdi bu çocuk devamlı cep telefonuyla oynamış mı? Beyin devamlı sömürülmüş mü enerji? Şu gözden gitmesi, göz görmesi için enerji olması lazım. Kulak duyması için enerji olması lazım. Kayda geçiyor çünkü. Otomatik her şey. Beyin sömürülmüş, sömürülmüş. Ne olmuş biliyor musunuz? Motor tamamen yanmış. Ben şöyle bu olayları bildiğim için yanımda iki tane nörolojici vardı. Bir şehir vermeyeyim de tekstil fabrikasının sahibinin oğlu. Olunca doktorları da peşindeydi. Bir zengin adam. Bir vesileyle beni şey yaptılar da ben dedim gideyim bakayım. İki tane nörolojici vardı. Bir tane psikiyatrist var. Diğer şeyi bilmiyordum. Bir hastane rica etti. Tamam gideyim dedim acaba. Hem ben aslında onun için değil de bana ne malzeme çıkar? Ben size paylaşıyorum şimdi. Bana malzeme. Ben onun için gittim. Ekmeği herkes başka. Bölüşüyoruz abi. Ha? Ekmeği bölüşüyoruz. Ekmeği bölüşüyoruz he. Gerçi o çocuk gitti ama bana şu oldu yani. Şimdi bir baktım ki beyin sömürülmüş. O kadar enerji çekilmiş ki burada torna tezgahına koyuyor. Kabloyu yakmış. Sistem yanmış. Mesela telefon kumandasıyla böyle oturuyor da koltukta adam gidiyor ya. Niye gidiyor? Niye yatağa gidemiyor? Gidecek enerji yok. Beyin sömürülmüş televizyonda. Kumanda elinde. Sonra 2 saat dinlenecek. Uyanınca 2 saatlik kazanımla elektrik uyuyarak kazandığına yatağa zor gidiyor. Tepki vermiyor mu abi çocuk? Çocuk hiçbir şey yok. Tepki yok. Sıfır. Ben şöyle diyorum. Batarya bitmiş. Ben şöyle yapayım dedim. Hurufu mukatta ile acaba bu dinamoyu oynatabilir miyim? Eğer 0.001 megahertz. Vurdurdunuz. Arabayı vurdurmak gerekiyor. Hafif bir elektrik verse var ya. İnanın vallahi dibini getireceğime inanıyorum. Hurufu mukatayla getireceğim. Allah'ın elektrik imal etsin. Ben buna inanıyorum çünkü elektrik santral olmakla beraber enerji imal edendir. Zerre kadar bana 0.001 böyle elektrik birimine ne diyorlar binde şey? Watt amper. He miliamper. Miliamper. Oynasın var ya ibre. Akü boşalmış. Akü boşanmamış. Yok. Akünün plakaları var ya demir dioksitler var. Ha, bakır dioksitler var. Bir plakanın içinde, akünün içinde plakalar var. İnsan bu akü zannediyor. Oysa plakalar var. Şimdi o plakalarda aynı şey var ya böyle köfte yapmak için ızgara. Aynı böyledir. Bakır oksit, dioksitler böyle sıvazlar. O dökülünce akü bitti denilir. Baktım ki zerre kadar enerji yok. Ve olacağı da yok. Hurufu mukata, hem de en çok güvendiğim, Bahattin Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin en çok kullandığı hamimi. Öyle. Ta şeyime, ırabına uyarak, yoğunlaşarak, konsantre olarak yani. Tamam. Yani zerre kadar dedim, istiyorum çocuğa, tamam mı? Şöyle basayım dedim aslında. Zerre kadar uyan. Bitti. Motor tamamen bitmiş, yanmış, sömürülmüş. Yani beyin ölümü bitmiş. Yani bizim biyolojik bölüm, tıptaki beyin ölümü artık şey, bu benim bilgim de hani santral aynı zamanda elektrik imal ediyor, teyit edildi fiilen. Enerji imal edemiyor. Mesela öyle bir şey düşünün ki kömür gelerek elektrik imal ediliyor. Ona ne diyorlar? Termik santral. Hidroelektrik diyoruz. Su. Değil mi? Doğal gazla çalışanlar var. Güneş panelleriyle çalışanlar var. Nükleer var. Yani 7 tane malzeme kaynağı var. Tahayyülle çalışan. Dima tahayyülle çalışır. Tasavvurla çalışır getirdiği malzemeyle. Yani göz bir şey getirdiği zaman ne anlatıyorum uzun zannediyorsunuz? Göz malzeme getirdiği zaman enerjiye dönüşüyor. Hayatlanıyor. İçeriye giren her şey ama zerratına kadar, hayalinize kadar hepsi canlanıyor. Kulaktan giren ses, enerjiye dönüşüyor, ses değil artık içeride.
burundan, dilden vesaire hepsi. Bu aynı zamanda bu dima dönüştürme özelliği de var. Formatını değiştiriyor, uzantısını. Yani bilgisayar lisanı diyeyim, feleve yapmış, vemeve yapmış. Metese'ye çevirmiş mesela. Yani videoyu. Mesela yazılımda da öyle. Word mu yapayım diyor, AdaPoint mi yapayım vesaire diyor ama okuyamazsın başka bir programı yoksa. Diyor ki bilgisayar, ben bunu okuyamıyorum, o zaman program indireceksin. Şimdi böyle bir karmaşık gözükürken çok saadedir. Nedir o? Bir, buraya giren, buna inanacaksın, her şey canlanıp ruhlanıyor mu? Canlanıyor. Her şey. O zaman dimağını yönetmek için doğru malzeme vereceğiz. Şimdi sizin şey, bu santradan aşağı ene merkezde iş yapıyor. Benim gömleğim, benim atletim, benim hayatım, benim aklım, benim ruhu, o ben diyen ene dimağa geldi. İşte bir bu işte. Benim nefsim, benim ruhum. Diyor ki, santrala geldi. Bağla diyor, hakikati öyle diyor. Eşeğe baktı, güle. Bağlayacak. Dimağa geldi. Gülü. Ne kadar güzel dedi, maşallah diyemiyor. Çünkü ene devre dışı. Bunu aşağıya kim bağlayacak? Kim taşıyacak? Elektrik geldi. Gitmiyor, ceyran geçmiyor. Tak aşağıda. Sönerler diyor zaten. Sönüyor, geldi. Bitti. Kavşağa da benzetiyorum. Ha, bu bir kavşak. Bir de ben o çocukla müşahede ettiğimi de paylaşıyorum size. Aynı zamanda elektrik imal eden bir sistem. Ne alıyorsan hepsi canlı ve ruhludur. Yani o çocuğun dimağı mı bozulmuş, vicdan tarafı mı? Hayır, vicdana hiç dokunulmamış. Motor yanmış, varamıyoruz oraya. Dosyalara gidilmiyor. Yani dimağa zarar yok. Dimağı çökmüş, enerjisi paketi çökmüş. Beyin ömrü gerçekleşmiş. Yani bu manevi beyin merkez, beyin. Mesela kulaktan bir şey geliyor. Hamim. Gitmiyor şey. Burada. Ama aşağı değil. Dima merkezine gitti. Ha, dima içeride kimse. Dima motoru yanmış. Onun şeyde bahsetmiştiniz ya abi. Buna benzer misal. İsrail'de çocuklara ultrason yapmıyorlarmış. O nöronlar yanıyor diye. Şimdi bu kamera, yani elektrik donanımı her şeyde aslında onun benzeri bir dalga yayıyor. O da işte kesinlikle hiç kadının ultrason, yani çocuk kız dişi mi erkek mi asla bakılmaz İsrail'de. Bunlar da ona zarar veriyor abi. Bilgisayar. Çünkü hepsinin bir manyetik dalgası var yani. O boyutta yayıyor. Kesin. Demek ki bunun yaydığı şualar beyne ciddi zarar veriyor. Aslında bunların üstüne yazmak lazım. Cep telefonu şey, dimağda kalıcı hasar yapar diye yazmak lazım. Önemli olan, şimdi şeye de geçeceğiz. Ona çalıştınız mı bilmiyorum. Dimağın mazi ve hali, mazi ve istikbali halde görür. Özelliği de o. Çünkü mazi ve istikbali halde görür. Halde görür. İradeye geçerse görür diye. Ama iradeye nasıl olacak işte? Bu yapıyor yani şöyle. Sözler 110-111'de alemi gayb denilen, yani alemi gayb mazi ve müstakbel, canlı ervah-ı kaderiyedir. Canlı ve ruhlu elvah-ı levhalardır. Canlı ve ruhlu elvah-ı kaderiyedir. Ondan sonra şey namına hale uğrayıp şöyle diye okuyun kendisini. Dima halde mi yaşıyor? Onu bir şey yapayım bak. İşte kadere ve kaza iman rüknüne, bu çünkü bu temeli bildiysen kader çözülüyor. Kader temelde çözülüyor çünkü. Bak diyor ki, ne alakası var bununla? Kadere ve kazaya iman rüknünün dahi. Dikkat ederseniz, iman esaslarında hiçbirisinde izah yoktur. Kaderde izah vardır. Amentu billahi, bir şey demiyor. Ve melaiketi, bir şey demiyor. Ve kütübihi, ve rusuli, ve liyomilah, eşiti yok. Ne demek yok? Ve bil kaderi, izah var. Hayrihi ve şerrihi, izahtır bu. Kadere iman etmek deyip geçmiyor. Yok, kadere iman demiyor. Kadere iman yani hayrihi ve şerrihi, artı eksi, tak tak. Yani
Dikkat ederseniz 6 tane iman esasının 5'i hariçtir. Amentu billahi, Allah'tır. Allah ve ben, ben ayrı, o bir şey. O başka. Ve melaiketi, benim dışımda bir şey. Ve kütübi, benim dışımda bir şey. Kaderihi, kader iman. Kim? Allah değil bu kader. Kitap değil bu. Bu kader, kader iman. Hani Allah'a iman ettik, Allah dışımızda bir şey. Kitaba iman ettik, ona dışımızda bir şey. Var yani bir hariç bir şey gösterin bana. Allah hariçtir. Ve melaiketi hariçtir. İnsanın hariç. Ve kütübihi, ve rusulü, ve yevmil ahir. Hariçtir. Ve bil kaderi. Kim? Ara ara kim? Kendini bulacaksın. O beş tane iman esasını tanımlayan, iman edip eminliğe gelen kişi. Emin olan. Çünkü iman eminliktir. Ve bir hayrihi ve şerri dihza var. Diğerlerinde izah yok. Çünkü niye? Bu bizde bir ipucu veriyor. Dön kendine bunlarla. Beş taneyle kendine dön. İnanmak değil mi? İnanmak aklı ya abi. O ise hali yani. O hali, evet. Şimdi gelelim, o değil demek konumuz. Geniş bir vecihte sırrı hayatta anlaşılıyor kader. Hayatın ve hayatın sırrını anlayanlar mazi müstakbel düz oluyor. O, yani kaderin temeli, zemini hayattır. Diyor ki geniş bir vecide sırrı hayatta anlaşılır diyor. Sabit oluyor. Yani nasıl ki alim-i şehadet ve mevcut hazin eşya intizamlarıyla ve neticeleriyle hayattarlıkları görünüyor. Öyle de bak burası çok önemli. Alim-i gaybtan sayılan, bu hep gözden kaçıyor. Alim-i gaybtan sayılan ne demek? Geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi. Geçmiş ve gelecek. Yani mesela geçmişime gitmek için geleceğime yürüyorum. Geçmişime gitmek için geleceğime yürüyorum. Şöyle koyun, ayna koyun karşınıza. Mesnevi Habbe'de geçiyor. Karşıya koyun aynayı. Büyük bir ayna çok. Bana bakıyor. Ben o aynada kimi, nereyi görürüm? Aynaya bakarsam arkamı görüyorum. Peki, gittikçe aynada gözükene gitmiyor muyum? Aynada gözüken arkamda, arkama gidiyorum. İşte mazime gitmek için geleceğime yürüyorum. Aslında mazime gidiyorsun. Evet bak, geleceğime yürürken mazime gidiyorum. Çünkü ameller ahirete gidiyor. Alemi gaybtan sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi, alemi gaybtanmış, geçmiş, gelecek, tamam mı? Manen hayatlar bir vücudu manevileri, onların mazi ve müstakbelin, manen hayatlar vücudu manevileri, ruhlu birer subutu ilimleri vardır ki levh-i kaza ve kader vasıtasıyla o manevi hayatın eseri ve mukadderatname ile görünür tezahür eder. Şimdi peki canlı ve ruhlu mudur geçmiş ve gelecek? Geçmişinde sen yok musun? İçinde. Geçmişinin içinde kim var? Sen var. Geleceğinin içinde de sen varsın. Sen geleceğinin içinde de sen varsın. Peki hangi sıfatın var? İhtiyarından yoksun orada. İraden var. Vefat ettin, ihtiyar bitti. Her yerdesin. Hazır geçmiş. Ha, irade vicdani bir sıfattı. İrade, zihin, his, latife-i rabbani. İrade alem-i gayb tarafındaki yapımızdır, sistemdir. İhtiyar ise santraldır. Tahayyülüm bitti. Sistem devam ediyor, var olan. Yeni bir tahayyül yok. Dima bitiyor ya. Tasavvurun bitti. Taakkulun iç yapısı dıştan gelen şey, eylemlere karşı kapandı, öldü. Ama irade hala devam ediyor. Çünkü irade ölünce, veya... Ölünce dima bitiyor mu? Dima derken buradaki alıcılığın şey bitiyor. Ha, yani, alıcılar kapanıyor. Alıcılar kapanıyor. Yoksa sistem aynı çalışıyor. Çünkü karşıda neyle hesap vereceksin? Yani buradan artık şey... Ama eğer bir eser bırakmamışsan, eser bırakmışsan... Ve biraz da seviyeli adamsan zaten buraya beden misaliyle geliyorsun. Çünkü ölmüş evliyaların çoğu diyor. Hani öldükten sonra dünyaya gelemeyen avamdır. Havas geliyor zaten. Orası burası fark etmiyor. Fark etmediği için yaşarken. Yani biz mesela ben cenaze kıldırırken bak ibret alınız, en büyük ders şu anda önümüzdeki musallada olandır. Millet öyle diyor ama ben buna şey yapmıyorum. Ondan sonra bak bir daha gelemeyecek ezele bedel ama içimde diyorum ki Mektubat 57'de gelebilir. Çünkü ruhaniler başka. Ruhaniler kuşların ve sineklerin cefine, kanatlarına binip gelirler. O ruhanilerin inmesi
Cebrail'in dihye suretinde. O değil. Aşağıda diyor ki ruhanileri ayırıyor. Bir de bir kısım demiyor. Ölen evliyaların çoğu bedeni misalileriyle diyor dünyaya geliyorlar. O zaman bir sokakta gördüğümüz adamlar hepsi insan mıdır? Hepsi insan mıdır? Şeytan da var, o da var. Vesaire. Ha, devam ediyor da avam için söylüyor. Ha, değil mi abi, böyle bir santralı var. Bunu aktif eden arkada şeydir. Enedir. Onlar her şeyde olduğu gibi. Bu kadar. Ama dimağın içerisinde o santral gelenleri kendisine göre dönüştürüyor. Mesela kömür alıyor. Termik santral. Kömür alıyor. Kömürün içini çıkartıyor. Enerjiye dönüştürüyor. Mesela yemek diyoruz. Enerji nasıl dönüşüyor? Hücreye gidiyor. Parçalanıyor. Şu mitokondriye gidiyor. Mitokondri de santraldır. Enerjiye dönüştürüyor. Ekmek kullanılmıyor vücutta. Ekmekte olan enerji kullanılıyor. Nasıl bir enerji aslında? Bildiğimiz... İşte o sağ onun. Sağlıkçıdır o. Gıda mühendisi. Dimağıyla yaşamak noktasında abi, varlığından bir atıf yapmak istiyorum da. Dimağımızda asr-ı saadetin, o cevaz-ı bedel hayatını canlandırmış. Güya mazi istikbale çevirerek, bir müddet o alemde ve o nezih ruhlu, ulvi düşünceli insanlar arasında yaşatmıştır. Kimin o? Vallahi 290 şey, abinin ismini almamışım. Bakalım. Bir Salih Nur bunu yaptırıyor değil mi? Varla kaç? Valla 291. Bir daha okuyalım sen. Dimağımızda asr-ı saadetin o cazibeler hayatını, cazibeler hayatını Hulusi canlandırmış. Hulusi abi mi acaba? He, sonra? Vay be. Güya mazi istikbale çevirerek. Mazi istikbale çevirerek. Bir müddet o alemde ve o nezih, ruhlu, ulvi düşünceli insanlar arasında yaşatmıştır. Şimdi şeyde var, 147'de mi Barla'daydı, 157 mi neydi? Sen diyor bu 19. mektubu diyor yazabilmen için asr-ı saadette Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o savaşta vesaire. Çünkü o veciz olan hadiseyi veciz bilebilmesi için insan seyretmesi lazım savaşı veya Resulullah'ın. Sen oradaydın diyor. Abi diyor, ustad da reddetmiyor, koyuyor. Hüsrev'in fıkrasıdır. Hüsrev'in fıkrasıdır. Öyle mi? Sabri abi ne olmuş senin? Hüsrev'in fıkrasıdır. Bu Hüsrev'in fıkrası mıdır? Hüsrev'in fıkrasıdır, azim ustadın diye başlıyor. Hüsrev'in teyzi de Sabri abi. Sabri abi. Füsvan. Bu dima konusunda Hüsrev abi bayağı yürümüş abi. Hüsrev abi yürümüş. Mahfuzunda benzer yazdın diyor ya. Evet, dimağda o yürümüş, Hulusi abi de şeyden yürümüş. Kalp ne oldu? Kalp biraz. Şimdi Hafız Ali abi de ruhsal bir şey tarafı var. Dimağda fazla yürürsen kontrolü kaybedebiliyorsun abi. Evet. Hasan abi, kontrolsüz olursa yani. Bayağı ama yürümüş. Başka yerlerde var ama. Kontrolü kaybettiği yerlerde olmuş. Yani. Olmuş abi. Nerede kaybetmiş, nasıl kaybetmiş? Muhalefet etmiş ya, Latince'ydi Osmanlı. Yani o hatıradır. Onu fazla dile getirmeyeceğiz. Mesela kayıt yok. Hatıralar da var. Risale-i Nur'la hatıra çatıştığı zaman hatırayı koyacağız kenara. Onu olmuş. Bir şey söyleyeyim mi size? %500 olmuş. Ben gözümle dahi görsem. Mesela diyor ya şu alarda. Şimdi diyor Hüsrev'in aleyhinde bulunmak doğrudan diyor Risale'nin aleyhinde bulunmak. Bundan insan şahs-ı maneviden, Risale'nin aleyhine bulunmaktan Allah'tan korkar. İnsan ve titrer. Risale'de böyle diyor. Bir sürü hatıralar var. Tamam. Doğrudur. Hiçbirisi yanlış değil. Ama biz esasattan yürüyeceğiz. İşte esasat budur. Sadaka budur. Bak Risale'nin Hüsrev'in aleyhinde bulunmak doğrudan doğruya Risale'nin aleyhine bulunmaktır. Vallahi onun gibi değil. 1000 tane hatıra olsun. Ben Risale'de böyle dedim, bitti. Çünkü o ustada şey yapan Said Nursi tarafıdır. Ama silinmemiş. Ben duydum onu, 1956'da olmuş. Ama ustad daha 4 sene sağ. Niye şu alardan siliniyor bana? Çünkü sağ değil mi? Ustad sağken. Yani Osmanlıca, niye tafsiratı şu. Niye Latince'ye müsaade ettin demiş. Hüsrev abi bir hissi bir şey yapmış. Hissi yani. Biz de birbirimizi kırmıyor muyuz? Makamımızdan düşmüyoruz ki. Hatta inkar etseler diyor, makamlarına düşmezler diyor. Kasam da demiyor mu?
düşmediğini üstad fiilen gösterdi. Kastamonu diyor ki birbirini diyor cehretseler diyor ama dikkat ederseniz ustadın beşeriyetine muhalefet ediyor. Risale-i Nur'a o kadar Osmanlıca'ya ve şeye o kadar şey ki Risale-i Nur'un o ruhuna muhalefet etmediğinden, Risale-i Nur'un olmadığından ustadın Latince'ye müsaade etmesine tahammül etmiyor. Doğru mu? Değildir. Ama makamından düşmemiş. Çünkü Kastamonu'da diyor mu demiyor mu? Birbirini diyor hatta tekfirle etseler makam Kastamonu'daydı hatırladın. Ha. O zaman biz sadakatimizi bozmamak için külliyattan yürüyeceğiz. Niçin biliyor musunuz? Tefekkürlerimizi, düşüncelerimizi, tefekkür ve düşüncelerimizi yerli yerine oturtmak için sarahatla yürünmesi lazım. Yani tefekkür sarahatla yürümesi gerekiyor. Mesela Hallacı Mansur Muhyiddin Arabi ne iş yaptı? Yanlış değil. Ama Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın kavaidine, kaidelerine muhalefet etti. Esasata dokun. Tefekkürümüzü esasata dokunmadan. Esasatımızı sen bir hatıraya dayandın, o da başka bir hatıraya dayanır. Nerede buluşacağız ki? Kavgaların sebebi bu değil midir? Abi böyle dedi. Hatıra böyle dedi. Külliyat ne dedi kardeş? O dedi. Ona kanaat edeceğiz. Ne derlerse desinler. Ben bunu kaynağına söyledim. Ben kaynağına söyledim. İsim söylemeyeyim. Abi dedim. Külliyatta böyle geçiyor şu anlarda. Hüsrev'in aleyhinde bulunmak doğrudan doğruya Risale'nin aleyhine bulunmaktır. Bunun üzerine bir tane hüküm olamaz. Sarihtir. 100 tane değil 1000 tane hatırada yoksa ben bunu Risale'nin kışa koymam. Geldi. Vurdu. Risale-i Nur'a esas al, tamam. Çünkü niye? Onu da söyledim. Kastamonu'da diyor ki, birbirini reddedenler, muhalefet eden değil, tekfir ediyor, alim alimi, kafirdir diyor. Adam makamından düşmüyor. Ölçü ne kadar güzel bir şeydir. Meyillerimizi, şeylerimizi değil. Külliyatta ne diyor? Tahkik eyliyor. Fecme havasa, ihayrı tumultasa. Evet, geçelim konumuzu değil. Şimdi dima başka ne diyorsunuz? Dima bir, dışarıdakileri aldığı bir şeyi enerjiye dönüştürüyor. İki, kendisi enerji imal ediyor içeridekilerle. Bir, dışarıdan aldıklarına emri nisbi, dışarıdaki nispet ederek aldıklarını enerjiye dönüştürüyor. Aldıklarını kullanarak hiç aldığıyla, hiç dışarıdan aldıklarıyla alakası olmayıp kendi imal ediyor ayrı, emri itibari. Hasan abicim, şimdi dima nedir derken genel olarak baktığımızda fiziksel donanım karşılığında beyin diye geçiyor. İlk başta dima bir sistem midir yoksa fiziksel bir donanım mıdır diye şey yapıyorduk. Fiziksel bir donanım karşılığı var diyor, beyin. Şimdi bu fiziksel donanım olan beynin içinde dimada meratip diyor. Meratip bir fabrikanın yürüme bandı şeklinde mi yoksa o yürüme bandında buna müdahale eden yandaki girişler var. Mesela insanın akıl defterindeki kuvveleri diyor. Cüzdanındaki latifeler diye risalede geçiyor. Bu akıl defterindeki kuvveler var. Şimdi dimada bu meratip var, bu sistem var. Geneline akıl diyoruz. Ama bu insanın kafasında risalelerde geçen 9 tane kuvve var. Tabii kuvvelerin sayısı çok da fazla. Mesela biz buna genel fikir dedik. İşte neydi? Makese efkar dedik. Fikir nedir? Kuvve-i müfekkire varmış mesela. Kuvve-i müdrike, idrak eden, işte hafıza kaydeden, işte ezberleme kuvveti var, hayal kuvveti var. Bu kuvveler bu bant içinde müdahale edip şeyler yapanlar mı? Bu kuvveler de var. Yani şu telefonlar yerinde. Kuvveler, santral dima. Onlar gidip orada iş görüyorlar. Santralde yani dimada bunların arasındaki bu organizasyonu yapıp haberleşmeyi, komut şeylerini yapıyor gibi anlaşılıyor. İç ve dış kuvveler diyor. Yani şu santralin biz telefonların olduğu yere muhtemelen kuvveler yazacağız. Dimada da dima koyacağız. Buradaki ilişkiler sonucu orada ilim o tasavvur, tahayyül, tasdik gibi. Tamam. Dış alemden şeyle gelir diyor mesela dima o malumat. Beş dış kuvve diye geçiyor bir yerde. Sonra duygu diyor. Ama sifo söylediğiniz hep tahakkuk. İşte
İşte dimada meratip derken taakkul... Taakkulun içinde mesela idrak. İdrak nerededir? Taakkulun içindedir. İdrak, geçen hafta okumuştuk. Deha demiştim. Deha vardı. Bu konuştuklarımız akıl içindeki kuvveler. Bir de... Mesela kuvve-i hayali dışında değil mi? Evet. Kuvve-i vahine ama var. Dimada... yani kafadaki... Ne, niçin de öyle diyecek biliyor musun? Nerede bunlar ders yapıyor? Zeytinburnu'da abi. Şey, diyelim kişi Anadolu. Abi bunlar nerede ders yapıyorlar? İstanbul'da. Gel İstanbul'a. Dedin ya sen şimdi. Akıl mı? Akıl kuvve-i akliyeden mi ibaret? Yoksa bunların genel bütünlüğüne akıl mı gelmiş? Bak şimdi. Anadolu'da bu dersler nerede yapılıyor? Abi İstanbul'da yapılıyor derler. İstanbul'a gel. Nerede yapılıyor? Zeytinburnu'da yapılıyor. Abi Zeytinburnu nerede? Gökat Mahallesi. Abi nerede? Bu binada. O binada nerede? 7 katta şuradalar. Yani gitti durduğun yere göre baktığın şey değişiyor. Bir de şu var yani, bunu da kaçırmamanız lazım. Şimdi bu dışarıdan gelenlerle kendini inşa ediyor vesaire gönderiyor. Bir de hariç var bir de. Bakın onun ilginizi çekiyor. Evet, ne? Onu söyleyecektim. Yani soracaktık abi. Yani şimdi onu soruyorduk abi. Dışarıdan gelen tamam anlıyoruz mesela. Enerji duyuyor, tamam onu anlıyoruz da içeriden gelenler nasıl oluyor? Bu aşağıdan gelip de orada tebarüz edenden bahsetmeyeceğim. Şimdi bu dima, bu santral vazifesini yaptı mı böyle, sistem bütünlüğe geldi mi? Bu sefer şey hakkını kazanıyorsun. 18 bin alem ziyaret edip koridor olmaya başlıyorsun. Ha, bütün, senin üzerinde cerrahi. Bütün aleme de santral olmaya başlıyorsun. O bütün aleme başlıyorsun. Yani çünkü kendi bu esas bu ya. İçteki enerji. Tabii. Dışarıdan enerji alıyor. Tabii mesela 506 sözlerde diyor ki 178 şeyde de var. Oraya gittiğin gibi onlar da sana ha. O alemleri sen geldim sana. Bir haftada geldim, misafir geldim. Sana geldim de bir daha demez mi kardeşim? Bir de sen geldi. Bu afakta yok işte. Şimdi şeyde bak, o cümleyi sırf okuyayım. Bak. 506'da. Diyor ki, hayat tabaka insani olan en yüksek mertebeye çıktıkça öyle bir inbisat ve inkışaf ve tenevür eder ki, üç tane. İnbisat, inkışaf, tenevür eder ki, hayatın ziyası olan şuur ile, akıl ile bir insan kendi hanesindeki odalarda dolaştığı gibi. Odalarda dolaşıyorsun, tamam mı? Ve tuvalet nerede senin evinde? Hemen bilirsin. Bayan, ama ben şaşırırım. Ya Erdinç neredeydi tuvalet? Lavabo nerede falan? Mutfak nerede? Bilmiyorum. Yani insan kendi hanesinin odalarında gezdiği gibi o ziyaret kendi akliyle avalim ulviyede ve ruhiyede ve cismani de gezer. Biz yapıyoruz şu anda. Hani düşündüğümüz... Aklıyla diyor. Evet, şu anda dolaşıyoruz orada. E nasıl olur? Gayet değil işte. Şu anda yaptığımız o. Neyi düşünüyorsan oradasın. Ama şuut seviyesinde değil. Fikir seviyesinde, his seviyesinde değil. Bak ne olacak şimdi? Yani o zişur ve ziyayat manen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o zişurun mirat ruhuna misafir olup irtisam ve temessül ile geliyorlar. Onlar da geliyor. Bu sefer dimağın böyle bir vazifesi de var diye dikkatini çekmişti. Abi irtisam ve temessül ikiye ayırıyor. İrtisam ve temessül. Zahiri ve batini duyuyor. Biri hakikaten temessül ediyor. Bizzati kendisi oluyor. Zahiri ve sureti ile hakikati. İrtisam süretidir. Temessül bizzat kendisidir. Aynadaki kendisi. Mesela diyelim şöyle. Aynada irtisam ediyor. Her tarafı aydınlatıyor. Ama aynadaki ısıyla sigara yakarsın, bir yere yansıtırsan enerji alır. Yani o aynadaki enerji, kendisi yani. Aynı kendisi olması. Efendim abi? Zahiri ve batini duygular diyor. Vehim ve hayal sır gibi duygular. Mesela iç duygular. Bunlar iç alemleri, hayal, sır gibi alemleri dolaşan iç duygular. Yani tabii yani bu dima, dima bir santral gibi ya. Bir, duygularla malzeme alıyor. Enerji dönüştürüyor. İki, bu alınanla, bu emri nisbi, hiç bunlarla bağlantısı olmadan kesip biçiyor, yeni bir şey yapıyor. Allah'ın Halik ismine mazhar oluyor böylelikle. Yoktan yaratıyor Allah.
yoktan yaratma halikiyetine böyle aynı oluyor. Dışarıdan aldığını hiç şey yapmadan, aynısı yapmadan kendi bir tasarlıyor. Kendi mesela hayal kuruyor. Hmm. Halik isminin tecellisi olmasa sen olmayan bir şey hayal edemezsin. Halikiyete aynadarlık yapıyorsun. Şimdi bu kendi üzerinde bir de imalat oldu mu? Böyle sistem bir bütünlüğe geldi mi? Dikkat ederseniz yavaş yavaş gidiyoruz. Daha 7 tane şey var dima. Üçüncü bir şeye geliyoruz. Yani dışarıdakileri enerjiye dönüştürme. O dışarıdakileri kullanarak hiç dışarıyla alakası olmayan kendini inşa etme. Tasavvur mu nisbi? Tasavvur değil, diman, bütünlük. Üç, böyle bir vasıfa kazanan bir sistem alemi, 18 bin alemin kavşağı oluyor. Sonra dönecek. Ana sisteme bağlanırsın. Şimdi o daha gideceğiz. Üç etti. Dört tane daha şey var. O kablo demiştik ya, orada iki tane mesela iki tane kablo var ya. Ona duygu ve efkar demiştik gene. Yani şu telefon merkezine duygu ve efkar. Veya irtisam ve temessül. Bu hariçten geliyor ya. İçeride mesela hani şimdi fiber optik var ya abi. Yani kablosuz gene. İçeriden olunca kablo yok yani. Her tarafa bağlanabiliyorsun. Evet, aynen. Ama içeri gelince gene tevzi ediyor seni. Mesela diyelim ki ben cep telefonuna kablom yok. Burada bir fabrika olsa dershane. Burayı arasam ama bana sorar santral. Kendi otomatik. Kimse yok. Dijital abi. Nereye bağlanmak istersin? Dijital. Zaten tek tek şeyi bağlanınız diyor. 126'ya benim odaya bağlanıyor mesela. Ama hep kablosuz. Şimdi abi şurada haberler internet gibi dedik ya. Mesela onları izleyen, gözden, kulaktan onlar alan birisi. Az önce bahsettiğiniz gibi dimağa geldi. Dima onu yani 18 bin alemde ilişkilendirecek bir şey bulamadı. Akıl gidiyor abi Adem alemlerine bağlıyor yani. Oradan da sıkıntılar geliyor. Kavşak olması cihetinde. Bir daha söyle bakayım. Ters yola geliyor. Abi çok işte haberler, internet, TV ya da o işte gereksiz şeyleri, malumatları, tarih, tasavvurdan alıyor mesela gözden, kulaktan. Dima aldı. Dima onu bakıyor. Şey yapıyor. Şeceri hikatta var mı karşılıkları? Karşılığını bulamıyor abi. Tak gidiyor hemen Adem alemlerine iltibar ediyor. Boşaltıyor. Çünkü kaynağı da Adem alemde. Koridor oluyor, kavşak oluyor. İşte mesela 2. Dünya Savaşı Üstad'ın hiç bakmaması, ilgilenmesi. Onu içine alınca kim bilir ne olacak bilmiyoruz. Yani sistemde yeri yok onun yani. Sistemde yeri yok abi, direkt bağlıyor. Yani bu belki şey oluyor, otomatik oluyor ya da işte... Çok ilginç ya, gördün mü? Kavşak olması diyetinde... Ama şeye de engel oluyor abi, tefekküre de engel oluyor, iradeye de taşınamıyor. Bu sefer evhamlara, vesveselere koridor. Size bir tanesini şey söyleyeyim. Oraya koridor açıyor, oradan koridor açıyor. Bir sürü şeyler bir tane yani. Şey. Bir tane bir WhatsApp'tan birisi beni kaydetti. Edenler var. Gitti bir çocuk denizin kenarında boğulmuş ufak bebek. Oraya atmışlar vesaire. Benim tam 1,5 günüm gitti, hiçbir tefekkür yapamadım. Ve ilk işim hemen neyin nesidir falan kendime geldim ve oralardan hemen kendimi ayırdım. Bak bir resim. Evet, 1,5 günüm gitti. Ona hemen bağlayacaktınız abi. Bana da öyle çocuk cennete gitti. Sonra ne oldu? Nasıl bağlandı biliyor musun? Sabah ve ikindi de ders oluyor ya dönerli. Namazdan sonra sen okuyordun. Sabah alemi bak vallahi bunun üzerine yemin ederim hakikatına ki sabah ders okurken şualardaydı dönerli dersimiz. O şualar 31. sayfa okudum. Zahirde böyle merhamete, adaleti hata etmiş diyorsun ama diyor. Evet. Bu kadar zulümleri, şeyleri neyle izah edeceksin diye. Hemen o geldi, ağlamam geldi. Gece yatamamıştım o resimle. Kurtuldunuz mu? Kurtuldum. Tefekkürle gelince... Şu an onu aldım, bunu bana gösterdi. Bak buraya bak, buraya göre bak. Hani adalet, merhamet ihata etmişse bu zulümlere ne diyeceksin diyor. Ondan sonra öğlen gitti. Belki de o çocuk 10 dakika bir azap çıktı ama sonsuz veli oldu. Evet. Tamam, annesinin kefareti üzerine buldu vesaire. Ha peki, başka gittim, başka ne malzeme oldu? Bütün alem İslam'ı bütünleştirdi. Efkarları, düşünceleri, merhametimizi aktif etti. Bir sürü işlev yaptı. Yaşasaydı bu kadar faydalı olamayacaktı. Bu kadar faydalı olamayacaktı o çocuk. Mümkün değil. 1,5 milyar insan ne kime ulaştırsa hepsi aktif oldu. Şimdi bak, ne yaptım ben onu? Beni bloke ettiği için tak oradan koptum. Yani hemen kendimi koparttım. Hepsini. Haber yayınlayanı ver benim şey değilse tak diye atıyorum. Beni şey yapmışsa tak atıyorum. Konuşturmuyor. Şimdi dediği gibi gelen haberleri başka haber bu haber denmiyor. Bakıyor vücut alemlerine değil, Adem alemlerine çalışan şeyler hemen Adem'e bağlıyorsun. Ama o zincirki okuduğunuz yer gibi hani
o alemlere şey açıyor. Bu vücuttu, üçtü, dördüncüsü Adem alemleri hesabına çalışıyor diye söyleyecektim size. Bu hani gidiyor, koridor açıyor, onlar da bize ziyaret geliyor. Ediyor ya. Adem alemlerini açtığımız zaman da onlardan da bize geliyor. İşte Dima'nın dördüncü işlevi Adem alemlerine malzeme yetiştirmesi. Sekizinci sözdeki abi o bedbaht kardeş, o bahçede fena pis şeylere bakıyor. Diğeri hiç meşgul olmadı diyor abi. Evet. Hiç almıyor, yani hiç bakmıyor. Yoksa o girdi mi abi enerji... Ne kadar korkunç bir şey ki, bilmen hiçbir şey değiştirmiyor ama seni değiştiriyor. O haberi duyman, görmen evet. Harici değiştirmiyor, seni değiştiriyor. E niye ahmaklık yapıyorsun ki? Yani Allah görür. Görsek, Allah benden daha merhametli. Tamam. Ha şimdi demek ki dimağın dördüncü işlevi Adem alemlerinde çalışmasıdır. Vücutsuz vücut. Yeri gelmişken o prizmayı açalım. Aç prizmayı açsın. Sen bak şimdi güzel bir şey yapmış. Komutan bizim görsel şeyimize çok yakın. Meşrebimize. Yani bu inşallah böyle geliştir bu kabiliyetini ki. Abi, haritacı bir alem ustam istifade etsin. Hey abi kaç. İçi abi bir dakika kablolarımız doldursa inşallah biz belki. Bak. Demiştiniz ya mesela tahayyülden tasavvurdan o şey geldi. Fotoğraf geldi. Ama onu bütüne getiremeyen birisi içeride o enerji mutlaka patlak verecek. Ya Adem alemlerine gidecek, sıkıntı yapacak. Ya vücutlara gidecek. Evet, evet. Onun gibi mesela Merkez Efendi'nin talebeleri demişler işte savaş olmasın, kış olmasın, hep yaz gitsin, musibetler olmasın. Hepsi başka bir şeyler demişler. Merkez Efendi de hepsi lazım demiş. Yani merkezde kalmış. Şeyi hiç bozmamış abi. Odaklamayı bozmamış. Bunu prizmayla anlatmaya çalıştık abi. Şimdi o tahayyül, tasavvur, tahakkuk, tasdik, izan, intizam, itikattan gelen her şey. Yani yedi renk gibi. Eğer bunlardan birisi olmazsa ya da esmadaki o mertebeyi göremezsek, bir renkte takılırsak bunlardan abi birini silelim. Prizmanın çıkışında o ziya olmuyor. Prizma o üçgen değil mi? Dima evet, yani. Prizma. Dima abi. Bunu az önceki o apartmanın dima yapısının içinde düşünürsek, tahayyül edersek ya da işte normalde ziyayı verdiğimizde burada ışığı, prizmayı tuttuğumuzda yedi renk çıkıyor. Tersten yani şöyle bakın. Ziya şeye verilirse prizmaya yedi renk çıkıyor. Yedi rengi birden verirsen, prizmaya verirsen ışık olur. Işık çıkıyor. Biri çık olmazsa mesela musibetler olmasın dedik. Ya da işte şunlar olmasın, savaşlar olmasın dedik. Bu sefer şey çıkmıyor. Ziya çıkmıyor abi. Bunu da abi Büyük Mesnevi'de diyor 253 olması lazım. Tefekkür ile o barit gaflet eritir diyor, yakar diyor abi. Bunu yedisini odakladığımızda abi, bütüne geldiğimizde tefekkürle bu sefer o merceğe odaklamak gibi. Hani kağıda tutarız yakarız ya abi. Bu sefer az önce bahsettiğiniz olay abi o içerideki şeyler erimeye başlıyor ziyayla. Ziyayı kullanmış oluyoruz abi. Şimdi bu ziyanın da az önceki ders, az önce ifade ettiğiniz gibi gittiği yer bu sefer şey oldu abi, zihin oldu. Zihinle irtibata geçtiği yer oldu. Ama bu yedi tane tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat, dimağdaki mertebeler. Evet. Bunu bütüne getirmek demek tefekkürledir. Tefekkürle bütüne getirmek. Bu prizmada dimağ. Dimağ abi dikkatle de o odaklıyoruz abi bu sefer o gafleti eritiyor. Çok antika bir şey var burada. Bak en güzeli şudur. Bu yedi tane isim var ya tahayyül, tasavvur. Evet. Hepsini bir renk olsa. Tamam mı? Bak, evet. Güzel tarafı o. Hep senin söylediğin tekrar ediyorum. Hepsi renk olsa, tahayyül bir renk. Yedi tane temelde renk aslında yok mu? Aslında renklerini de bulmak istedik abi de tam oturtturamadık. Ha, mesela tahayyül hangi renk olur? Tahayyül renkli olur ya, pembe olur. He. Onun dalga boylarına falan bakalım diye onu konuşuyorduk siz gerçekten. Yani bunu yaparsanız çok harika olur. Yedi tane rengi prizmaya gönderin, öteki taraftan yedi tane ayrı renk çıkmaz, ziya olur. Bütüne gelir. Prizma onu teke indirir, ziya. Nereden biliyoruz? Ziya prizmaya vurunca dışarıya yedi tane renk çıktığı gibi. Evet. A eşittir B ise B eşittir A'dır sırrı gibi. Bu dima çok antikadır. Gelenleri teke indirir veya teki detaya böler. Ziya'yı elde eden... Tevhidçi abi. He? Tevhidçi de abi. Evet. Bu ziya bizi iradeye taşıdığını gösteriyor abi. Yani ziya da irade, güneşe gidiyor. Çünkü ziya güneş gibi yani. Ama bir mesela tahayyül çalışmazsa ya da tahakkuk çalışmazsa bütüne gelmediği için bu sefer dimağda hapsoluyor, ihtiyar oluyor. Orada kalıyor. Sana bunu sormuştum. Böyle mi yani? Şey, diyelim ki yedi tane o renk var ya, yedi tane renk. Altı tanesi tamam. Yedinci renk yok.
Öteki tarafta ziya olur mu? Denemedik abi de teoride olmaz. Olmaz. Olmaz abi. Sordum eline fizikçiye de senden sonra. Dedim ki ziyadan kaç tane şey vardı da dedi ki Hasan abi de fizikçi. Ziya yani fotonda 7 renk var. Dedim ki bunu ayrıştırsak, ayrıştırdık. Hangi renkse aynı renklerden tek tek hepsini prizmaya göndersek öteki taraftan ziya çıkar mı çıkar dedi. Dedim 6 tane renk olsa çıkmaz dedi, hepsi tek tek çıkar karşı tarafa. Buna diyor mesela evlerdeki şey var ya avizeler. Ondan sonra 7 tane olmadığı için yandan bakın 5-6 tane ben saydım 5-6 tane farklı renk 7 bulamazsın. Eğer 7 olduysa böyle bir elden kristale baktığın zaman beyazdır o. Beyaz gene ziya beyaz derken ziyaya dönüşüyor. Yani dolayısıyla dima bütüne gelmese şeyin çok iyi çalışıyor. İtikadın iyi. İzanın iyi. İltizamın iyi. Tahakkulun da çok iyi. Tasavvurun da çok iyi. Tahayyülün bozuk. Evet, mesela internette doldurmuş, çok filmlerle doldurmuş. Doldurmuş. Ben örnekleri gördüm abi. Zehir gibi insanları ezbere biliyor. Çok iyi abi tefekkür ediyor ama tahayyül tasavvurunu hep filmlerle internette doldurmuş. Bakıyorsun abi bir yerde şey yapıyor yani. Ne oluyor biliyor musun? İnternette doldurmuş ne kadar okursa okusun. İçeride çöküntü yaşıyor. Zanlar öne çıkıyor. Farklı renkler. Hepsi tek tek kaba vuruyor. İltizam kendi havasında. İzan kendi havasında. Biraz daha ilerlediğimiz şizofreni alıyor. Çünkü abi o ilim binasının, ilim sarayının temeli Hazreti Ebu Bekir'den sıktık. Yani o zemin sadakat, ihlas. Yani sadakat da terkler. Onun üstüne o bina yapılıyor. Evet. Bu prizma çok ilginçtir. En tepede ne yazdın? O abi Merkez Efendi'ye derim ki ziyayı da oradan yani çünkü olarak gösteriyor. Merkez Efendi biliyoruz değil mi? Çok ilginçtir. Hep kullanırım ve çok başkasına değil kendime çok önemli. Bela ve musibet sıkıntı veya bir olumsuz bir şey duyduğum zaman Merkez Efendi hatırıma geliyor. Mekanları cennet olsun. Cenab-ı Hak şefaatlerine mazhar eylesin. İşte malum işte 40 tane talebesi hep kıskanmış bunu. Haset ben demek her tarifte varmış. Yazılı yapıyor. Siz demiş Allah'ın rububiyeti idareciliği size verse kainatı ne yapardı? Bir tanesi dedi ki ben hastalığı kaldırırdım. Allah'ın yönetimini bize verse kainattan. Hastalığı kaldırdım, ötekisi ölümü kaldırdım, ötekisi bilmem neyi kaldırdım, uykuyu kaldırdım. Bir tanesi yazmış, herkesi, her şeyi merkezine koyardı. Ondan sonra hepsini okudu, ondan sonra çocuğu çıkarttı, dedi ki ne demek bu dedi, herkes dinliyor. Dedi ki, şunu kaldırırdım, bunu koyardım, bu olmaması lazım, bu olması lazım, Allah'ın icraatını beğenmemektir. Yaptığı yanlıştır. Mana, ya Rabbi hastalığı koydun, yanlış yaptın yani. Manasına geldiği için ne yapmışsa Allah doğru yapmıştır, o zaman hiç dokunmazdı. Her şey olduğu yerde bırakırdım. Bu merkezine konması lazım. Merkezi rububiyettir. Adlı çocuğun adı kaldı Merkez Efendi. Yani bela ve musibet gördüğümüz zaman Merkez Efendi olunuz. İnsan burada üstadım diyor ya lütfü kahri. Merkez Efendi. Onun için kullanıyorum dedim ya Murat. Merkez Efendi ol. Anladın mı? Sen iyi anladın mı sen? İnşallah. Merkez Efendi ol. Neyi kastettim anladın değil mi? Merkez Efendi. Bu böyle ne? Bu böyle olacaktı. Olanlar olmuştur. Olmuşlar olacaktı zaten. Olmamışlar olmayacaktı. Olanda hayır vardır. Hayır, hadis. Hayır lütfü kahri şey vahit bilmeyen çekti azaltıyor ya. Evet. Tek hepsi bir yani. Evet lütfü kahri şeyin vahit yani kahırla lütfu beraber görmek ancak burada sıyrılmaktır. Mazi müstakbeli Haziran'da görmektir. Lütfu kahri şeyin vahit. Yani lütufla kahri tek şeydir. Şeyhin vahiy. Bilmeyen çektiği azap. O azaptan kurtulur. Sultan olan, yani kendini fark eden, sarayda yukarıda oturan anlar bizi. Sultan hani şeriatı idare ediyor ya. Evet. Sen idare edince sedafı. Yok, sen ediyorsun ama sen edilirsen. Bak, aklın böyle bir özelliği var ki, ereğine, yani felsefede, bizim hakikatine bağlarsan korkunç mesafe alırsın. Cebrail mevrail şeyin kalmıyor. Eğer bu aklı hedefine gayi hayal olmasa zihinler enelere döner var ya. Eğer aklın bir hedefi yoksa orası kendine dönerse bu dünyada yaşama şansın yoktur. Hiç yaşama şansın yoktur.
Çok tehlikeli. Mesela adam kanserde kemoterapi ve hayata bağlanmak istiyor. Ölmek istemiyor değil mi? İsterse şunu kapatalım şeyleri. Kapatalım bir şey. Şimdi peki şunu anlatıyorum. Kıza kafayı taktı, intihar ediyoruz. Şeye kafayı takıyor, iflas etti, intihar ediyor. Adam kanser, intihar etmiyor. Demek ki sebepler tükendiği için insan ölmüyor. Sebepler tükenip ölseydi kanser. Öteki sağlam intihar ediyor. Ötekisi öleceği için sebepler tükeniyor. Öleceği için sebepler tükeniyor. Sebepler tükendiği için insan ölmez. Bakın mesela kanserle tutunuyor vesaire hastalık hiç bir şey değil. Adetullah'ı yaşıyor. İflasdan niye intihar ediyor peki abi? Çek kaldırmıyor mu şeyi? Yok şimdi onu anlatmak için söyledim. Aklı ereğine bağlamamış, hakikatine bağlamamış, kendisine döndürmüş. Hayat anlamını yitirmiş. Hayat anlamını yitirirse intihar seçenek olur. Başka hiçbir seçeneği yoktur. İntihardan başka. Çünkü zihinler enelere döndü. Hayatta bağlayan tek şey kızdı. Paraydı. Şöhretti. Olmadı. Hayatın manası gitti. Manası gidince hayata seni bağlayacak ne var? Hiçbir şey yok. Kanserdir ama davası var. Kondonun sahibi intihar etmiş ya. Evet. Kondonun sahibi intihar etti. Fiat'ın oğlu intihar etti. Ford'un kardeşi intihar etti. Yeğeni intihar etti. Renault'un kardeşi intihar etti, karısı intihar etti. Meşhurların diye kitabını okumuştum. Helikopterle dolaşıyor. Ondan sonra Fransa'daymış böyle. Mezarlık görüyor fabrikası yanında. Diyor, efendim şöyle yaptık, böyle yaptık. Yalakalı müdürleri var. Fabrikayı büyütmüşler. Adam sahibi Renault. Yukarıdan aşağı bakıyor. Ya orası neresi demiş hocam. Mezarlık demiş. Yani bu havada helikopterle bu fabrikanın sahibi oraya, en son oraya mı girecek? Burası olsa ne olur demiş. Sonra hayatın taktiği koparıyor. Yani zihinler enelere dönmüş, kendisine dönmüş. Şunu demek istiyorum, bu motor kendisini sardığı zaman affetmiyor, bitiyor. Hayat anlamsız oluyor, intihar seçenek oluyor. Karşına o çıkıyor, başka intiharı seçmiyorsun, karşına çıkıyor. Ya başka seçenek kalmıyor. Yok, seçenek yok. Eleniyor, o kalıyor. Bir o kalıyor, başka bir şey yok. O da çıkış zannediliyor. O kapı o gözüküyor, başka kapı yok. Çünkü zihin hakikatine bağlı değil. Zihinler diyor, enelere dönerse, kendisine dönerse. Usta diyor, dinen intihar caiz olsaydı diyor. Evet. Bu ziyam zaten hani dedik ya, kağıda tutunca yakıyoruz. İçine çevirsek o merceği yakacak, patlatacak. Evet. Bunu biraz düşürken şöyle bir şey aklıma geldi. Böyle ihtiyacı şey olan malzemeleri kullanabilir de. Güneş abi o nurunun gittiği yere aslında o nur şualar bir koridor gibi, yol gibi, ziya da onun içinden gidiyor. Yani yedi rengi de içinden gidiyor aslında. Ziya git. Evet. Mesela işte abi Türkiye'ye güneş doğdu diyelim. Her yere muhitliğini anlatıyor genelde güneşle bahsettiğinde. Burada mesela güneş var, Türkiye'de sabah oldu. Ankara karanlık değil. Orada da var. Belki biz ülfetten öyle görüyoruz ama her yerde aslında ziyası da var. Ya da padişah misalini düşürelim abi. Türkiye'nin padişahı olsa her yere hükmediyor ama her yerinde belki yedi şeyinle, sıfatınla olmayabiliyor. Aslında yedi şeyinle olması lazım. Bunu içimize, dimağımıza abi aldığımızda, yani enfüsü tefekkürü aldığımızda bizim duygularımız, tefekkürümüz belki nihayetsiz, her yere gidebiliyor güneş gibi. Ama oraya yedi ziyayı göndermezsek, yani o yedi belki şeyle bakmazsak, bütüne getiremiyoruz. Eksik oluyoruz. O çocuk misalinde olduğu gibi. Bu sefer tabii hocam, yani o çocuk ve hadiseler gibi. Zamanı biz tek biliyoruz. Zaman tek akıyor. İstikbalden hale vurup maziye dökülüyor. Oysa zaman 6 tane yönü var. 6 tane. Hiç düşündünüz mü? Mesela imandan çıkarıyorum. 1. Diyor ki ön tarafa baktığı zaman diyor felsefe ne görür? İman ne görür? O yöndeki sözler. Arkaya baktığı zaman, sağa baktığı zaman, sola baktığı zaman tamam bitti. Bir de üste ve aşağıya bakınca imanın 6 tane bakış yönü var. Bakış yönü de aynı zamanda hakikattır.
Hakikat da bütünseldir. Hem dehr esması var. Yani bütün esma her şeyde, her yerde var. Şimdi biz olayların içinde çıkamayışımızın sebebi zamanı istikbalden hale uğrar tarzında gördüğümüz içindir. Mesela onu düşündürmek için maziden bu tarafa akmayı göstermek için şöyle örnek veriyorum ustadın önüne. Önünüze aynayı koyun. Önünüzü arkaya koyunca bıraktığınız yer gözükür aynada. Siz o zaman arkanız karşıya aksettiği için sen onu ön zannediyorsun. Ona gidiyorsun aynaya. Oraya giderken bak istikbaline yürürken mazine gidiyorsun aslında. Yürümek senin aynı zamanda maziye oluyor. Aynada gözüken arkası değil mi? Büyük endam ayna koysan. Arkan gözükür. O aynaya git. Gözüken mazidir. Arkandır. İstikbaline yürüyorsun. İstikbaline ama gidiyorsun. İstikbale giderken mazine giderken istikbale yürüyorsun. Cümle o. Şeyde bir şekil vardı ama bu makese efkar mevzusu böyle bir şekil gibi yaptık. Şey tam onu aç. Onu açarken ben sana şeydim. Dördüncüsü işte bir tanesi de buydu. İşte bir neydi diye. Adem'e çalışmasını. Beş abi. Beş. Beş miydi? Dört dediniz. Dört dediniz. İki tane, üç tane kaldı abi. Yedi dediniz toplam. Yedi tane. Yedi mi dediniz? He. Dimağın görevi. Öyle mi? Dimağın işlevi. İşlevi. Yani. İşlevi. Yedi dediniz. Dört saydınız. Tamam onu çıkartacaksınız da böyle. He. Yani birincisi, al sen şey aç. Duygular, aferin, oluyor. Komutan onu çıkarttı, Adem'e çalışması. Yani beraber çıkarttınız da işte, o ifade ettiği diyeyim. Dimağın Adem hesabına çalışması. Mesela aldı, bak o çocuğu aldı ve olumsuzlukları aldı. Niye intihar ediyor? Çünkü dimağ Adem'e çalışmaya başladı, intihar etti. Çünkü intihar etmek, yani günahlar cehennem hesabına, cehennem de Adem'e çalışıyor. Dimağın bir tarafı da var ki Adem'e çalışıyor. Seni oraya bağladı santral. Gel buraya anlat. Oradan anlatacağım. Adem'e vücudun haricinde bir şey çalışıyor mu abi bu dimağ? Adem'e doğru çalışmıyor mu dedin anlamadım. Adem'e vücudun haricinde bir şey çalışıyor mu dedin? Adem ve vücudu toplan diyorsa tamam ama detaysa var. Çünkü üç tane vücut var temelde. Bir, vacibül vücut. İki, mümkün. Üç, mümteni. Vacibül vücut Cenab-ı Hak. Mümkün vücut olabilirdi de olmayabilirdi. Alem-i şehadet, şecere-i hilkat. Arş, kürs. Olabilirdi de olmayabilirdi. Vücudu başkasına muhtaç olan, imkani vücut deniliyor. Tamam mı? Bir de mümteni vücut. Olabilirler içerisinde olmamış olanlar. Mesela sekiz kafalı olabilirdi. Alem başka olabilirdi. Buna mümteni vücut deniliyor. İşte bunlar Adem alemleridir. Vücutsuz vücut. Adem'i mutlak yoktur. Adem vardır. Vücut ilmeye perde olmuş mu var? Yani sekiz kafalı olabilirdi. Bu Adem'dir. Vücuda göre Adem'dir. Kanat olabilir. Ne bileyim bir insanı düşünebiliyor musun başka şekilde? Böyle olabilirdi. Olmadı. Buna mümteni vücut deniliyor. Bunun da kaynağı kevn sıfatına bakar. Zati sıfattan kevne bakar. Subutu sıfattan kudret ise vücud-ı hariciye bakar. Vücud-ı hariciye çıkanlar kudrete bakar. Kudrette olup da vücud-ı hariciye çıkmama olmaz. Olmayacağı için mümteni vücutlar kevne bakıyor. Vücud-ı harici şeyler de kudrete bakıyor. Onun için kevni usta şeye koymuş. Zat-ı sıfata koymuş. Demiyor usta zat-ı sıfata. Kevne hiç dokunmuyor. Subutu sıfatı sayarken çoğu ulema, çoğu ilmi kelam alimleri şöyle saymış. İlim, irade, sem, basar, kudret, kelam. Ne yaptı? Altı bir tane de olacak. Hayat. İlim, irade, sem, basar, kudret, hayat, kelam. Yedi. Bak tekvin yok. Karışmıyor, onu almıyor. Merak ettim ben de ya tekvin niye yok? Bir kısım alimler subuti sıfata koymuş tekvini. İhatasından dolayı bir kısım ulema tekvini buraya koymamış, zat-ı sıfata koymuş. Tekvin kelime olarak ne yani
lügat olarak, ifade olarak. Ne demek? Kevn, kaynak mı? Şey abi, vücuda getiren, yaratan manası kevn, fesat diyor ya. Fesat öldüren kevn, vücuda çıkaran. Tamam. Şimdi bir tanesi yaratıyor kudret, bir tanesi karar veriyor. Bu çıksın, bu çıkmasın. İradeden de farklı. Çok, çok farklı, irade değil o. Yani tamam mı? Şimdi ona girmeyeceğim. Şimdi bu kevde vücutların hepsi var. Yani vücudun kendisi. İrade buradan seçiyor. Kudret de seçtiğini halk ediyor. Seçmedikleri şey kevni oluyor artık. Ama var onlar. Tabii var. Çünkü kudret bir şeye taalluk ederse artık şey olmaz o. Adem olmaz, vücut olur. İmkan olur yani, vücuda çıkmış olur. Ama onları da yok sayamazsın. E nereye koyacaksın? Kudrete koyamazsın. Ne hangi depoya koyacaksın onu? Deposuz depo lazım. Kem denilen bir depo. Adem'den ne fark var abi? Adem sıfatlandırdığımız bir şey. Hani Adem sıfattır. Sıfatsız sıfat, vücutsuz vücut, varlıksız varlık. Kem ise zemin. Tam keyfiyetinde bilmiyorum daha arkasını. Ama o kudretten imtiyazı bu. Adem'i de içeriyor. Kudrette o yok işte. Adem'i sırf ayrı bir şey değil mi bunlar da abi? Tabii Adem'i sırf başka, Adem başka, Adem'i mutlak başka. Adem mutlak yok diyor. Adem'i sırf var. Adem de var. Ama kudretin içinde bulunan Adem başkadır. Kevneki şey başka. Neyse. Kudretin içinde de Adem var mı? He? Kudretin yani içinde de Adem var mı? Kudretin içinde şöyle Adem var. Vücud ilmiye perde olmuş unvan var ya. Kevde değil mi? He. Yani kevde de şöyle diyeyim yani. Mesela senin bir sürü şeylerin vardı ya. Senin vücutların. Bu simaya gelene kadar. Onlar da kudret değil miydi? Ama şimdi yok. Ha onu kastediyorum. Vücutta ama hazırda değil. Ama bu öyle değil. Kev öyle değil. Hiç vücut açıkmamış. 8 kafalı. 12, 50 veya ne bileyim uçuyorsun kaçıyorsun öyle bir şey. Tip yani. O alem var ama abi. O alem var. Giden vardır yani. Şöyle. Ya demek ki dimağın bir vazifesi de Adem alemleri hesabına çalışmasıdır. Cehennem hiçbir şey değil. Cehennemden beterdir, ihraktır diyor Adem. Çünkü Adem şey cehennem de bir alem hesabına çalışıyor. Cehennem Adem alemleri hesabına çalışıyor. O zaman ya ben şöyle merak etmiştim. Yukarıda da bir nebze bahsettim ya size kahvaltıda. Mesela alemi misale geçmeden lefi misali var bizden. Sonra daire misale geçiyorsun. Sonra alemi misale geçiyorsun. Bir sürü detay zevkleri var, keyifleri var. Alem-i manaya geçiriyorsun, alem-i ervaha geçiyorsun, lev-i muhafaza geçiyorsun, geçiyor 18 bin alem. Ya bunlarla uğraşılmaz yani bunlar. Hepsini bir anda her mertebesini zevk etmek gerekiyor. 18 bin alem. Bunun da tek çaresi imbisat ve inkişaf değil. Daha onun arkası hiçliğini, Adem'ini bilmek. Adem'ini bilmek de Adem değildir, o da bir bilmektir, ilimdir. O zaman Adem'e geçtiğin gibi daha hiç konuşamıyorsun, vefat eden adam gibi. Artık kevne geçmiş oluyor. Yani ustam niye hiçliğini bilmeye çalışıyor? Detayla uğraşmıyor. Cem'i cem edecek. 18 bin alimi her keyfiyetini her an yaşamaksızın yaşayacak. Yaşamada yaşayacak. Akıllı adam mesela. Akıllı adam. Mesela benliğini yok ediyor. Her şeyden sıyırıyor. İşte oradan size bir nebze bahsettim ya mesela. Allah bu kadar bir cinselliğe bu lezzeti koyacak. Yani bu kadar 8 dakika. Ama bunun neticesinde kocaman ya dünyanı ve ahiretini helak edecek sebep de orada. Çoluk çocuğunun mesuliyeti de orada. Yani bu olur mu? Yani 8 dakikalık bir keyif, lezzet için böyle bir şey olur mu? Yani adili mutlak bu tuzak mı kurdu? 8-10 dakika lezzet için doğan çocuğun mesuliyeti, var olan kadının mesuliyeti, dünya ve ahiretteki bu kadar mesuliyeti, bu kadar şeye, hayır. Demek o zaman bu işin, bu lezzetin başka bir işlevi olması lazım. Tamam. O da Adem'e de hizmet ediyor. Yani her yerden seni sıyırıp
aslına doğru seyahat ettiriyor. İşte kimisi Adem'ini şeyde bulmuş, hastalıkta, miracı orada olmuş. Kimisi servette, kimisi fakirlikte, kimisi padişahlıkta, kimisi zühtte. Süleyman Aleyhisselam servette ve varlıkta ve padişahlıkta bulmuş, miracı olmuş. İsa Aleyhisselam zühtte yapmış. İbrahim Aleyhisselam ateşte olmuş. Tufanda olmuş. Servette, fakirlikte. Yani herkesin miracı farklıdır. Onun için şöyle deme. Ya o adam bunu nasıl kaldırıyor? Yok. O öyledir. Olanlar oldu. Oluyor. Olacak. Nurcuların gibi müzakerede oluyor abi ya. İtalya'da. Evet. Nurcuların müzakerede oluyor. Yani derste oluyor. Kevne olunca hepsi mi oluyor abi? Hepsi birden oluyor. İşte Adem bak, seni o mesela Adem'e götürüyor. Mesela lezzet nedir? Benliğini unutturandır. Benliğini unutturma. Yani benlikten ne kadar çıkarsan o kadar lezzet olur. Eğer bu dünyaya bakarsan zevk olur. Yani her şeyi sana unutturduğu için. Bu sefer aslına seyahat ettiriyor. Yani geldiğin yolu baş kullanarak aslına doğru seyahat ettiriyor. Onun için bu çok önemli bir işlev yapıyor. Ama bilen de yok bunu. Yani evlilik aslında bir nesil bu aleme bakan yönüdür. Zevk ise şekerlemedir bu işe gir diye. Lezzet ise alemi şehadete geliyorsun. Viraj alarak, aynı yol ve yöntemleri kullanarak aslına dönme sürecini sana götürüyor. Adem'ine götürüyor. Adem Safiullah'a gidiyor. Ademleşmek orada oluyor. Adem Safiullah. Saf. Yani kazandıklarını bırakmak. Her şeyden sıyrılmak. En büyük işlevi Allah-u Alem peygamberlerde de olmasının sebebi bu işlerin. Seni aslına götürdüğü serüvenidir. Başka hiçbir yolla aslına götüren gidemez değil mi? Aslına gidemezsin başka. Veya bu yol başka. Başka bir şey var. Aslına Adem kullanarak. Adem yöntemi ki daha cami bu. Osman anladın mı? İlginç değil mi? O zaman dünyaya bakan meyvesi ne kadar basit şimdi? Peki adam bunu kullanarak oraya gidiyor. Adam bunu kullanmadan usta tam Adem'le uğraşmış. O riskli biraz daha. Evet, riskli. Hiç risk almadan. Yani şöyle anlamanızı istiyorum yani. Bu kadar basit bir meyvesi için, meyvesinin içinde bu kadar korkunç sorumluluk getirilmesi makus ve mütenasıptır. Olmaması lazım. O zaman bu işte başka bir işlevi ve vazifesi, hikmeti olmalı diye yola çıkarsan baktın ki seni aslına götüren bir şey. Yani ruhtaki latifeleri mesela bazı şeyler var ki taşıyıcıdır. Roket. Ucunda bomba var. Ondan sonra gidiyor da patlıyor. İşte dünyadaki her şey roket gibi seni bir yere götürüyor, ondan sonra oraya seni bırakıyor, orada sen işlev yapıyorsun. Hepsi götürücüdür. Dikkat edersen sıyırtırıyor. Her şey öyledir. Seni bedenden çıkartan her şey nispetinde lezzetlidir. Bir yere götürmezse elimizden mi patlıyor? Patlıyor işte. Kimi esma ile gidiyor abi, kimi sıfatla, kimi şunatla olması herhalde. Evet. Şimdi bu dima hakkında başka şey yaptınız var mı? Gösterelim o şekilde. Gel abi. Gel. Ha burada varmış. Şimdi bunu o zaman büyütebilirim. Geliyor şimdi abi, yansıtıyor şimdi. Açtım ben, onu hazır abi şu an. Tamam. Ha iyi, güzel. Şimdi bunu sen yaptığına göre anlat bize. Abi bu geçen haftaki hani yaptığımız tahtada böyle basit bir şekilde hani şemse ezeli. Yani makes efkarı dima ne demek aslında, onu anlamaya çalışıyoruz. Bu ha neydi o, anlat abi. Yani şemse ezeli vahiy ve ilham suretinde dima geliyor veyahut da duygularla biz alıyoruz. Böyle bir dakika, o güneşten gelenler yavaş yavaş. Şimdi o hangisi? Bu şems ezeli, vahiy ve ilham.
Bir taraf vahiy ve ilham detaylarıyla. Şimdi tamam. Bu kalp dedik. Kalp zaten hani ne dedik? Vicdan ve dimağdan oluşuyor. Hatta ne dedik? Lümme şeytaniyeyi de koyduk sonra biz. O da olması lazım diye. Bir tane de latife insaniye koysan. Çünkü o daha koyacağız işte de biraz ham hali. Aslında ilk konuştuklarımızı koyduk şimdi. Bir buradan bir gidelim. Bu biraz daha tekamül edecek. Yani. Orada bir tane de güneş oldu değil mi? O güneş şimdi aşağıda. Orada hissiyat şeklinde de güneş oldu. Orada Latife Rabbani müşahede etti aslında burayı gibi. Böyle bir döngü yaptık burada yani. Bir dakika ne yaptın yani böyle bir toplantı mı gidiyorsun? Şimdi bu güneşi koyduk oraya kalbin içerisine. Şimdi aslında geçen hafta yani ondan önceki hafta konuştuğumuzdaki şekli biraz bunu böyle bir düzenledim. Yani tam yani aynada güneşin misali var diyorsun. Hı hı. Timsali sureti, kalp, oradaki şu kalbin oraya vur bakayım lazeri, bu oraya bakın, o ondaki ben, semadaki aşağıda, aşağıdakinin şeyi yukarıda ama aynı değil. İşte o zaman ondaki ben, bendeki o. O burada bu şekilde oluşuyor dedik. Yani burada bir aslında vahiy ilhamla... Demin ki az önce bahsettiğimiz aslında bunu da emin olamıyoruz. Şimdi biz bir yönünü anlatıyormuşuz gibi geliyoruz bu şekilde de. Doğru. Hani çünkü birkaç tane içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye diye tahmin ediyorum bu şeyde. Burada biz makes efkarı dimağı anlatıyoruz. Bir de neydi? Masar-ı hissat. Bir de nur-i imanın makesi mi diyordu? Bir yerde masar-ı makesi nur-i iman. Makesi nur-i iman da öbür tarafını anlatıyor gibi geldi bana. Yani içeriden dışarıya olan yöntemi, bu benim makesi efkarı dima da dışarıdan efkar ve malumatı, duyguları efkar ve aldığında vahiy ve ilhamla veyahut da dışarıdan aldığımız dima geliyor. Dimada işlem gördükten sonra efkar halinde, işte az önce ene de buraya belki bir şekilde işlev olacak, vicdana geçiyor, iradeyle zihne geçiyor. Zihinde hissiyat şeklinde Latife-i Rabbani'ye müşahede ediyor. Böyle bir döngüsü oluşuyor. Kalbin böyle bir vazifesi. Bir de merkezin dışarı vuruşu var. Ha şimdi o burada yok tabii. Bunu öyle yapmadık. Neydi o? Biraz önce söyledim. Nur-i makesi neydi? Nur-i imanın yeri kalptir. Dima ise oluyor. Makesi nur-i iman. Ha bu da içeriden dışarıya yöneliyor. Yani içerideki sendeki iman aksediyor. Nereye? Dima aksediyor. Onunla bakıyorsun hadiseyi veya şeyleri. Ona göre şey yapıyorsun. Yani nur-i iman dimada aksetmiş oluyor. İman mali kalpte, vicdanda. Aslında rücu etmek var mı abi burada? Yani? O, aslında imanın da kaynağı odur. Ona mı gidiyor yani? Evet. Fena-i mutlaka doğru yol açılma yani. Yani odun sonuçta güneşten yapmıştır. Sonuçta güneşe doğru gidiyor. Evet. Buradan da çıkarttığımız zaman o da oraya gidiyor. Aslına gidiyor. Burada soru şu, şimdi biz geçen hafta bir makesi ve masarı tartışmıştık. Makes nedir? Gittiği yer mi? Kendi aynanın o özelliği mi diye. En son makes aynanın özelliği. Yani dima burada makeslik yapıyor. Geleni işlemi kırıyor. Yani, aksedilen yerde aksedilen. Prizmadaki gibi aslında. Buradaki prizmadaki gibi alıyor. Onu efkar halinde vicdana veya zihne gönderiyor. Diye burada öyle bir kur yaptık. Doğrudur. Eğer hissiyat suretinde de hissediyoruz. Ve Latife Rabbani müşahede ediyor. Orada masar oluyor orada. Evet. O tarafta masarlık oluyor. Mesela şeye benziyor. Mesela güneş panelleri var, sokak lambaları var ya. Güneşten enerji alıyor. Gidiyor yeşil yakıyor. Lamba yeşil. Yani hissiyat işte bu. Lan güneşten mesela veya güneşten enerji alıyor, lastik dönüyor. Veya güneşten, çok garip tabii bir şey söyleyeceğim. Güneş paneli koyduk, güneşi aldık. O güneşten aldığımız enerjiyi depoluyoruz ki oradan da buzdolabı çalıştırıyoruz. Yani sıcaktan soğuğa dönüştürüyoruz. Zıttına, tam eksisine dönüştürebiliyorsun. Bir daha söyleyeyim. Şaşırdınız. Şimdi güneş panelleri koyun. Almanya'da çok var böyle ev çatılarında. Elektrikler orada kendileri imal ediyor bazı evler. Çatıya kiremitin üzerine güneş panelleri konmuş. Ve eve iniyor kablo elektrik. Şimdi burada da var yani mesela. Şimdi bu elektrik buzdolabını çalıştırmıyor mu? Klimayı da çalıştırıyor. Güneş nereye dönüştürdün? Eksi istediğin derece indiriyorsun.
eksiği ortaya çıkarttığı yer artıydı. Artıdan çıkarttı. Güneş alıp tekrar ziyaya dönüştürüyor. Adem'e dönüştürebiliyorsun. Varlık nasıl Adem'e dönüşüyor? Güneş nasıl soğuğa dönüşüyorsa. Biraz ne oldu? Bir şey görmedim de. Ben bir şeye bakıyorum bir daha. Tamam bir daha peki bak. Vücut nasıl Adem'e dönüşüyor? Vücut nasıl Adem'e dönüşüyor? Adem'e dönüşüyor. Mesela güneş vücuttur. Pozitiftir. Karanlık Adem'dir. Sıcak vücuttur. Soğun Adem'dir. Çünkü niye? Soğun kaynağı yoktur. Mesela sıcağın kaynağı sobadır. Güneştir. Sıcak nereden geliyor deyince bir yer gösteriyorsun. Peki karanlığın kaynağını göstereyim bana. Veya şey karanlığı diyorum, soğun. Ne diyor? Mecburi güneş ihtiyacım var. Güneş yok da soğuk var diyoruz. Mertebelendi. Demek ki soğuğun kaynağı yoktur. Çünkü ademidir. Adem'e çalışıyor. Karanlığın kaynağı yoktur. Ademidir. Aydınlıktır diyoruz. Aydınlığın kaynağı lamba ve sobadır. Öyle değil mi? Evet. Peki bak. Madem güneş sıcaklığın ve nurun kaynağıdır. Bunun tersi Adem'dir. Vücudu yok. Bak karanlığın vücudu yok. Öyle bir bana güneş söyleyin ki güne karanlık yaysın. Yok öyle bir şey. Öyle bana bir cihaz söyleyin ki soğuk yaysın. Öyle bir şey yok. Birisi olmayınca bu oluyor. Yani vücut olmayınca Adem oluyor otomatik. Düşündüm. Vücut nasıl Adem'e çalışır? Nasıl dönüşür? Güneşten enerji aldık mı? Panelle. Depoladık mı enerjiyi? Ben bu enerjiyle klimayı çalıştırabilir miyim? Buzdolabıyı çalıştırabilir miyim? Soğuk imal ediyor. Şimdi güneş sıcaktır, soğuğa dönüştürdüm. Adem'e çalıştık işte. Vücut Adem'e dönüştü. Hmm. O zaman abi, onu yaparken neresi? O Arap panel, şimdi o dima işte. Sıcağı alıyor abi. Dima'dır işte. Peki sıcağı alıyor. Sıcağı alıyor, o zaman zeminden o şeyi alınca Adem çıkıyor. Adem'e dönüşüyor. Yani varlıktan kudreti çıkarsanız kevne dönüşüyor. Reyne bağlamazsan abi şeytan dolduruyor. Bak şimdi. Eşyadan nuru çekin. Eşyanın tabiatında ademi bir şey var yani. Hemen ademe düşüyor. Vücut olmadığı için. Kudret mesela kudret vücuttur yani. Vücuttaki şeydir. Vücuttan kudreti söküp çıkarsanız vücuttan, varlıktan kudreti söküp çıkarsanız kudret sıfatını zatı sıfat olan kevne dönüşüyor. Mümteniye dönüşüyor eşya. Yani vücut nasıl Adem'e dönüşür? Güneş enerjisi 40 milyon santigrat derecedeki merkezde ve dışında 6000 santigrat derecedeki sıcaklık 10 derece 15 dereceye klimaya dönüştüremez misin? Eksi olur. Öyle klimayı düşünün. Buzdolabını düşünün. Eksiye dönüştürebiliyorsun. Daha güçlü yapabiliyorsun. Yani buzdolabı soğuk üretirken bunu ürettiren sıcaklıktır. Veyahut da bir adım ötesi şu mudur? Onu bizim zannımız öyle görüyor. Aslında o da yok. Hepsi zaten. Ha o arkaya geçersek işte dima bir işlevi de. Yani zan bizim evet. Aslında ademi tarafımız da bizim alemimizde oluşturduğumuz bir şey. İşte zanların şey. İmalathanesi aynı zamanda. İmalatsız imalat. Yani o soğuk diyen bizim zannımız. Evet. Zanlar var ya zanlar. Cennet. Vehim, vesvese hep zanlardan çıkan şeydir. Çünkü hayr-ı mutlaktan hayır gelir. Hayr-ı mutlaktan şer gelmez. Allah hayr-ı mutlaktır. Melek de hayr-ı mutlaktır. Olumsuz psikolojiler, olumsuz haller Allah'tan ve meleklerden gelmiyor. Kendisine perde olmuş perdelerden geliyor. Kabiliyetsizliklerden geliyor. Mesela şöyle diyeyim. Bana dediler ki, abi dedi, Şafi isim değil mi? He. Bütün isimler cennette azami derecede tecelli edecek. Cennette hastalık yok ki Şafi tecelli etsin. Devamlı, çok ilginç değil mi? Devamlı tecelli. Devamlı siyah tecelli ettiği için Şafi tecelli etmiş oluyor. Devamlı. Yani koruculuk, hekimlikle uğraşanlar, tıpla. Şimdi hastalık olmasın diye ufak bir sebep alıyor, gıdaya dikkat ediyor. Yani şartlara dikkat ediyor. Ufak bir muamele korkunç bir hastalığın önünü önlüyor. Ama koruyucu hekim olmadan, tedbirini almadan
bu sefer ötekisi geliyor ki onu ortadan kaldırmak için çok zor. Ben burada bir tane şey anlatmaya çalıştım. Vücut nasıl ademe çalışıyor? Güneş nasıl soğuğa hizmet ediyorsa. Beşinci sıfatını sen söyledin. Zanların, yani zanlarımız şübelere ayrılıyor. Dimağda vehimler zanlara çalışan bir özelliği var. Zanları mı üretiyor? Evet, üretiyor. Şeytanın miracı oluyor. Zanlar nasıl? Miraç yaptırılıyor. Çünkü mesela şöyle diyeyim. İlim olmasa nasıl batarsın seyredin. Bak beni nasıl batırdı, yaptı birkaç gün. Namazdayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Oho. Pamuk gibi. Acayip. Renkler alemindeyiz. Hiç namazda mıyım? İmam mı var önümde? Namazda mıyım? Fazilete bak vay be. Kemalata bak. Huzur görsem var ya artık bağırsam geliyor. Bak şimdi sokakta bağıranları, tarikatta vesaire bağıranları şimdi seyret. Allah! Tamam mı? Allah bak şimdi. Bana benziyor. Öyle bir enerji var ki. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Renkli dünya. Allah zor tutuyorum kendimi. Namazı unutturan kemalat olur mu? Bu şeytanın miracıdır işte. Sonra anladım ki namazda huzurda beni kopartmak için, kendimi unutturmak için, yaptığım işlevi unutturmak için bana şeytan miraç yaptırıyor. Kendimi her şeyi unutturdum. Bir daha ne zaman uyandım? Selamu aleyküm ve rahmetullah. Ulan namazda değil miydi? Balığa göre yem kullanmış ya. O, çünkü şeytan kürse kadar miraç yaptırır. Peki nasıl anlarız? Aslında seni çıkaran, özünden ayıran, hakikatini unutturan, eylemsiz itibariyle eylemsel. Ay ben okumaya gerek yok. Panteistler buradan çıkmış. Panteistler şeytanın miracından çıkmış. Nasıl çıkmış? Bir miraç var. Kim kime olmuş? Ayet-i kerime var ya onu kullanıyorlar. Namaz diyor, şey, Rabbin sana yakın gelene kadar namaz kıl. Ne demek yakın gelmiş? Bitti de biz Allah'la. O zaman mülakki olduk, tövbestoğlu'da. Geri Türkçesini söylemiyorum. Allah'la mülakki olduk. Kim kime namaz kılacak? Onun için namaz yoktur panteistlerde. Tamam mı? Sana Rabbin yakın gelene kadar namaz kıl, ona kıl. Ne demek? Ahiret yani şu, müşahadet ola, cennete kadar. Yani. Yakın bitmeyecek zaten. Bitmeyecek hiç. Şimdi mesela o ne yapmış? Ha, eylemsel itibariyle söyleyeceğim. Şeytanı miracı, eğer seni aslını unutturuyorsa, aslından koparıyorsa, işlevini ortadan kaldırıyorsa, bu şeytanı miracıdır. Nasıl olur eylemsel? Onu bunu aşağılıyorsan, bulunduğun alemin şartlarına uymuyorsan, öfkeye, gadaba, vurup kırmaya sebebiyet veriyorsa, şeytanı miraçtasın sevgili kardeşim. Aslını ortadan kaldırdın. Hakikatini unutturdu, işlevini sildi, geldim, odada bir sürü zikir ettim, lay 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 lay, dışarıya çıktım, gafiller, yatıyorsunuz lan, yatıyorsunuz, tesbih alın lan, tesbih alın, çekin, sorgulamaya kalktım. İki tane de sarık sardım, bir tane de cübbe koydum, kayattım, taktım sakalı, gafiller, gafiller, cehennemlikler, bak 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 lan, teheccüd de yok lan süreğinizde. Bu şeytani miraç, kürse kadar miraç yaptığında. Bu aleminde var ya, oh, aynı benim namaza benziyor. Pembe bir alem. İyi ya, tam burada oluyor ama. Ondan önce olmuyor. Niye kasten yapıyorum? Niye orada duruyorum? Buraya kadar oluyor. Hep gaybidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Gaybi iman. Ben sen o. Errahmanirrahim, ben sen o, o Rahman ve Rahim. Maliki yevmiddin, o din günü sahibidir. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Burada kayıyor ayak. Ben sen o, üçüncü tekil olmuyor, huzur oluyor, ke oluyor, muhataba zamiri geçiyor. Ben sen, sana ibadet ederiz. Sana ibadet eder. Senden yardım isterim. Peki onda kim var? İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Para ve kadın geldi. Sana emanet ederiz.
ister, ne yardım ister sana. Hem o yok, vesveseyi değil. Onunla bir şey değil, o mazurdur. Din affedilmiştir. Ama namazda orada oluyor. Bir baktım ki bulutların arkasındasın, hiç kimse yok. Ne namaz var, ne niyaz, ne ben varım. Her şey, bunu yakalamak çok zordur. Bu ancak yakalamak asfiya mesleğinde olur. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. Varta burada işte. Çünkü Allah her an namazda durmak ister. Hangi namazda olur bu? Nafilelerde olur, farzlarda olmaz. Dengesiz olacak. Bu sefer ustad diyor ki, dengesiz olacak ya, farzları resmi kılar. Elhamdülillah Rabbil Alemine Rahmanı. Şimdi ne var? Duha namazı var değil mi? Ondan sonra sabaha böyle iki dümdüm bir güm güm duha namazında Allahu Ekber. Namaz için değil ki o pembe alemeye geçecek yani. Ha, bir kim? Ben kimseyi itham etmiyorum kendime de. Ben düştüm buna. Belki de günlerce haftalar. Fazla mı oldu? Nafilede mi oldu? Nafilelerde çaktı dedim de yani her şey yapma işte anladım. İşte nafilelerde çakıyor ya. En çok... En çok gece namazlarında yapar. Çünkü Adem'e çalışacak ya. Kendini ayrıcalıklı evet. Hissettirecek. Yani mesela bir de gariptir. O da niçin olduğunu bilmiyorum. Mesela duha namazı akşamdaki evvabiden daha böyle miraca daha yakın. Şeytanın miraca. O daha biraz da lezzetli. En lezzetli şeydir. Teheccüdtür. Pembe dünya orada oluyor. Bir baktım ki. Ha peki adam ayrıldı. Odada namaz kıldı, tesbih çekti, zikir evrat yaptı, çıktı. Asabi olmuşsa, vurup kırıyorsa, sünnet-i seniyelere dikkat etmiyorsa, yani burayı yaşamıyorsa buralı değildir demektir. Buna size bir örnek vereyim, geçiştirin ve dersi bitirelim. Bugün 5 tane oldu. Bak, Habibi Acem ile Hasan-ı Basri Hazretleri, nehirden karşıya geçip okula yani topluma ders vereceklermiş derken. Fakat deniz dalgalı olduğu için geçemiyor, karşıdan sandal gelmiyor. Dalga fırtına var. Demiş ki efendim demiş, kimse yok senden başka Habibi Acem'le. Hasan-ı Basri Hazretleri, Habibi Acem diyor. Basıp geçelim de yani birbirimizi biliyoruz dedi. Dedi ki, adetullah'a riayet etmek peygamberin sünnetindendir. Sünnette adetullah, Allah'ın rızası sünnettedir. Ondan sonra dedi bekleyelim. Habibi Acem beklemedi, yürüdü geçti. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, radıyallahu anh, onun için çok acayip seviyorum yani bildiğiniz gibi değil yani. Beni deli edecek, yani mübalağa etmiyorum inan Rabbim şahit. Böyle olur yani muvazeneli dengeli adam. Dengeli adam benim adamım yani. Böyle. Dedi ki Hasan-ı Basri bekledi sonra ava duruldu sandal geldi geçti. Hangisi üstündür dedi Hasan-ı Basri üstündür dedi. Burada bir şey kullanacağım da. Çünkü miracını yaptı. Eğer o miracın kemalatı şudur. Allah seni hangi alemde istihdam ediyorsa o alemin rızay ilahisi Allah'ın adetindedir. Sünnetullah'tadır. Adet ilahi sandala bilmektir. Peki suda yüzmek özel imtiyazdır. İmtiyazını kullanmaktır. Kullanmayacaksın. Allah bir şey demez sana. Ama imtiyazlaşmayacaksın. Olsa ne zaman? Şimdi bende yok. Ben arkadaşlar şunu veririm, zekat veririm, şöyle iyilik yaparım. Bir şey yok para. Varken söyle. Ha. İmtiyazlı iken imtiyazını kullanmamak adetullah'a uymaktır. İn aşağıya, Resulullah miracı dolaştı, geldi bedeviye kanaat etti. Savaş yaptı, zırh giydi, bilmem yaralandı, bir şey oldu, bu oldu. Öyle değil mi? Ha şimdi, eğer onu yapmasan, dimağın bir vartası da budur, bu dersimiz. Vehim alemlerine, çalışmasına götüren sebeplerden bir tanesi de, şeytanın miracına alet oluşudur, dimağın. Adetullah'tan çıkarıp başka bir temennileri bulmanın karşımıza umulmadık bir sokak olan vehmi alemler, vehmi. Yani bunlar vehmi şeyi derken tasavvurda düşünmeyin. Yani bütünlük içerisinde bu tür şeylerde seni güzergaha götürür. Şeytani miraç demek, dima yaptırılıyor.
Şey sorabiliriz abi, orada şu efkar mevzusunu dimadan çıkan efkar mıdır? Yani makesi efkar dediğimizde o zaman dimadan çıkan şey fikir oluyor. Evet. Değil mi? Yani doğru mudur? Evet doğru ama şöyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar burada 10-15 kişi miyiz? Tamam ne anlatıldı? Bir tane sözcü seçin ya. Herkes de muhatap olmuyor. Bir tane imam olsun. Harbi gitsin anlatsın. Ha, dimadan çıkan efkarı akla veriyorlar. Akılın içerisinde de akıl bütünlüğü var. Dimağın bütünlüğü akla. Aklın bütünlüğü de içeride 12 tane sıfat var. Hmm. Onu da efkara diyor. Sen dışarıya bunu sözcü olarak bize anlat. Hükümet sözcüsü olarak. Dimağın anladın mı? Yani taakkulün şeyi yani evet. Aslında ama sözcü olarak bütünü temsil ediyor. Bütünü temsil ediyor. Ondan sonra o bütünü diyor zihine veriyor. Aşağı veriyor. Bir de şöyle mi? Bu işin olması gereken hali, bir de olmaması gereken halinde de işte oraya oraya sokuyor işte dima. Ha yok. Mesela bu evet. Hani bu şu anki kurgumuz ne? İşte işin doğru bir şekilde çalışıp vicdana geçmesi tarafı, bir de geçmediği taraf var. Geçmediğinde de fikir var. Var. Mesela adam sadece tahayyül mertebesinde de fikir var. Tasavvurda kalmış, değil mi? Taakkulda kalmış. Yani aslında zihne inmemiş ve dimada kalmış. İtikada gelmemiş. Yani aslında efkar burada aldatıyor işte. Burada aldatıyor işte. Bu dimağın bir vartası da burada. Yani bütünsel zannediyoruz. Oysa tek bir gerçekten yapının özelliği, bir hal, bir acayip şey ama bütünlüğe gelmemiş, vicdana da inmemiş. İşte dimağı aldatıyor, bütünlük gibi gösteriyor. Ha, yani evet, o adamın aslında bir mertebede kalmış hali i̇şte, de fikri oluyor. Evet ama bunun biraz da ilerisi şeytanın kürsekadaki miracıdır. Hmm. Ne yapar mesela biliyor musun? Eylemsel itibariyle diyelim ki tahayyülde çok ilerlemiş, iltizamda çok ilerlemiş, izanda ilerlemiş, bütünsellik değil yani. Mesela diyelim ki evliyalar zannediyor kalk böyle çok acayip. Ya bir veya iki esmada mazhar olmuş. Bütünsel değil. Adam züht yapmış, yemiyor, içmiyor, harikalara mazhar olmuş. Bu Budistlerde de var yani. Yani bu sefer bazı bedensel dayatmalardan çıkınca harikalar oluyor. Harika değil aslında. Bize göre harika oluyor. Adetullah'ın bazı şeyleri kalkıyor sende. Yer çekimi kalkıyor. Bu sefer o dimadaki o bütünsel gelmeyip bir yapıda bir inkişaf olursa mesela diyelim ki şöyle itikatta ilerlemiş ama taakkulü yok. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Yargılama sorgulama oluyor kişide dışarıya vurduğu zaman. Bu sefer Adem alemleri çalışabiliyor yani. Adem alemleri çalışması dörttü. Bir de kutuyu getirin bu anlattıklarımız. Aslını ortadan kaldıran. Yani yaşadığı alemde adet-i ilahiyenin dışında bir şeyler istemek. Diman bu şeyi. Üçüncü şey. İstemek veya istememek. Peki vartası nedir diman vartası? Ve ortaya çıkan vehim, vesvese, ondan sonra Adem alemleri hesabını haller ve tahakkümler, istibdatlar buradan çıkıyor, bu sıfatından çıkıyor. Yani miraç yaptırıyor. Şeytani miraç yapılıyor. Dima kullanarak yapılıyor. Şeytani miraç, kürsü makamı. Anladınız mı? Bu dima, bu bir işlevi de bu. Burada vesvese mesela biz şimdi kaynak kalbidir. Olarak şeyde kalbidir de ama kalp mı kastediliyor? Bak şimdi işte itibariyle aynı ya makkesi nuru efkar var. Yani içeriden dışarıya dışarıdan içeri çalışıyor ya bu. Makkesi efkar değil mi? Evet. Şimdi bu vesvesenin yeri orası. Ama bak şeytan diyor kalbe vesvese veremeyince diyor şeytan duruyor mu? Dimağa geçiyor. Dimağda da tasavvuru aktif ederek vehmi ortaya çıkarıyor. Aynı adam. Aynı adam kalpte vesvese, aynı adam yukarıda vehim. Yukarıda derken dimağ. O işte kabul etmediği zaman aslında bütünseldir. Kalpte gözükürse vesvese olur, dimağda gözükürse vehim olur. Yani kalp deyince zaten dimağda içinde değil mi? Aynı. Yani şuradaki şekil zeytinburnu deyince içindeyiz, günah deyince yedi kat buradayız ama biz ikinci kattayız, üçüncü kat. Yani buradaki vesvesenin şu yönü doğru mu oradaki şekilde? Nedir mesela, o? Şeytan, lümbe-i şeytaniye ile irtibatlı. O da lümme-i şeytaniye de dimağın vesvese veriyor. Evet. Değil mi? Lümme o zaten. Evet. Lümme-i şeytaniye kalbin bir şubesi. Hani kenarında bir şube. Hı hı. Kalbi ana kategori olarak
kalbin içinde ne var? Şöyle bir tencere getir. Kalp. Dimağı koy. Vicdanı koy. Lüme şeytaniye koy. Latife insaniye koy. Karıştır. Kalp. Ama sonra dedi aklım ki bunun dışında da başka bir şey de var mesela sırhafi. O da ayrı kalpte başka. Şey ama şu anda sır var. Sır var yani vesaire var. Yani ayrı şeylere de var böyle baktım ki bu bir şey. Şimdi bu lüme şeytane kalbin bir köşesinde. Ama şeytan girip çıkıyor. Lüme demek o bizde işte ya bu orada bir sanki antivirüs bir programı gibi. Veya şöyle antivirüs değil de tam tersine virüs üreten bir yer düşün. Ama şeytanın kalpte müdahale etmeye kalkarsa direkt kendisi olursa vesvese. Direkt dimağı yapamıyor. Böyle bir etkisi yok. Çünkü eylemsel itibariyle kaynak olduğu için dimağ gidiyor nefse emmareye. Nefse emmare de bizim dimağın vehmimizi, tasavvurumuzu aktif ediyor. Tasavvurumuzu aktif edince ortaya çıkacak ama aktif eden şey şeytan. Bak şeytan dimağa geliyor. Nefisi kullanarak orada direkt yapamıyor. Orada dimağımızın ikinci mertebesi olan tasavvuru aktif edince vehimler çıkıyor. Biz vehimlerle uğraşıyoruz ama kaynak adam bu. Yani burada iki tane kaynak var aslında. Bir şems-i ezeli tarafı var, bir vücut tarafı, bir adem tarafında da şeytan. İki evet. Taraftan da aslında dimağa şey geliyor, veri geliyor. Eletik de toprak olmasa eletik akar mı? Eletik atmayınca resimler, sesler, suretler gider mi? Eletik tek mi? Artı bir şey fazla düşünün. Eletik yürüyor mu şey? Yürümez değil mi arkadaşlar? Tek faz var. Toprak lazım. Toprak lazım, nötr lazım ki döngü olsun. İşte o topraklama yapan şeytandır. Allah'a karşı topraklaması olur. Şeytan topraklamadır. Sistem çalışması için lazım. Artı ise pozitif vücut alemleridir. Onun üzerinde akan da şeydir. Allah'ın lahut hakikatleri. Onun için şeytan çok lazım. Çünkü eletik atmaz. Yani topraklama olacak ki eletin üzerinde resimler, sesler, videolar, yazılar falan gidip iletişimler olsun. Bir şekil daha var, onu da bir gösterelim. Ondan da sonra yapalım. Sağ ol. Şu bir ilerse şey. Harun abi diyor ki ne varsa şeytana yükledin abi. Kusur olmaktan çıkar diyor ya. Tabii. Şeytan acayip bir işte. Şurada abi bu bir mehazlarımızdan birisiydi bu. Şu nuru fikir ziyai kalb ile ışıklanıp meczu olmazsa zulmettir, zulüm fışkırır. Gözün muzlim nehar-ı ebyazı muzi leyle-i süveyda ile meczu olmazsa basarsız olduğu gibi fikreti beyzada süveyda-i kalp bulunmazsa basiretsizdir. Diye bir şey var. Hem mektubatta bir de sözlerde de geçiyor. Gel fikreti beyzada süveyda-i kalp olmazsa halita-i dimai ilim ve basiret olmaz, kalpsiz akıl olmaz. Bunu bir yani şöyle bir irdelediğimizde yani nasıl olur diye. Şimdi bu aslında göz örneğinde üstad kalbi anlatıyor burada. Nasıl anlatıyor? Eğer gözün beyazı olmazsa o göz yani o kalp görmez. Yani o dimağda... İlk önce gözü anlat bakalım. Yani gözde ne var? Ha. Bir beyaz kısım var. Evet. Ve onun içerisinde bir renkli kısım var. Renkli kısmın içerisinde bir siyah nokta var. Beyazın içinde mi diyorsun? Yok, renkli kısmında. Yani bir beyaz var. Yeşil olan kısmın. Bir beyaz var. Bir de ortada siyahlık var. Yok, bir renkli kısım var. Onun ortasında da siyah nokta var. Süveyda-i kalp dediği kısmı orası. Orası. Şimdi onunla ilgili bir tespit var, onu söyleyeceğim. Şimdi kalp, bu kalbi anlatıyor aslında, gözle anlatıyor. Şimdi beyaz kısım fikir. Fikreti beyza diyor zaten. Ondan nuru fikir burada gözüküyor zaten. Bu olmazsa bir kere göz olmaz diyor. Hı. Ama göz olması için de bunun ortasında, bu renkli kısmın ortasında bir siyah basiretin görme merkezinin olduğu yer var. Bu ne? Burada bakarsanız burada, şimdi burası dima, burası vicdan. Vicdan içerisindeki siyah nokta Latife-i Rabbani. Çok güzel. Yani eğer kalbin, yani ne diyor zaten kalbin tanımında? Kalp bir latife-i Rabbaniyedir ki diyor. Biz göz deyince aklımıza ne gelir? Görmektir aslında. Yani bu siyah nokta akla yani kastedilir. Görmek tarafı kastedilir. Evet, kalp öyle bir latife-i Rabbaniyedir ki bu kalptir aslında bütünü. Latife-i Rabbaniyedir ki çünkü görme tarafıdır esas olanı. Bizim kalbimizde de fikirle yani biz fikri anlamaya çalışıyoruz ya, dimağı anlamaya çalışıyoruz ya, dimağı nedir diye.
bu gözdeki beyazın yaptığı görevi yapıyor. Yani ben biraz gözün şeylerine falan baktım. Göz nasıl çalışıyor diye. Bu ışığın kırılmasını bu beyaz kısım sağlıyormuş. Kırılıp merceğe o toplanmasını ışığın siyah toplanmasını o sağlıyormuş. Yani beyaz. Bizim makesi efkarı dimadaki tanıma uyuyor. Beyaz kısım kırılan ışığın toplanıp merceğe gelmesine, merceğe siyah geliyor. Noktaya gelmesini sağlıyormuş. Gözdeki o beyaz kısım. Hmm. Öyle anladım yani. O zaman şu oluyor. Esas görmeyi sağlaması için bu sistemin bütünlü olması gerekiyor. Dima toplayacak vicdana. Vicdanda da o siyah noktaya gelecek. Latife-i Rabbaniye ki o kalp görecek. Basiresiz. Orada zaten öyle diyor. Fikret-i Beyza'da Süveyda-i kalp bulunmazsa basiresizdir. Eğer sadece beyaz göz olsun dersek geçmiş olsun yani. Sadece geçin. Dimada hiçbir görme şansı yok onun. Onun içerisinde... O zaman kapsız dima düşün. Evet. Allah selamet versin. Orada diyor kalpsiz akıl olamaz. Evet. Bitti yani. Süveyda-i kalp. Neye benzer o zaman? Yani siyahsız beyaz. Evet. Değil mi? Yani gözde Cenab-ı Hak aslında kalbi göstermiş yani. Evet. Üstad da onun örneğini vermiş. Evet, şu anda İrfan topla bakalım ve ders bitsin. Dima'nın mertebesini ilk önce topla. Ondan sonra ne konuştuğumuzu bir toplayalım. Abi Dima'nın 7 mertebesi vardı. Şimdi 6'ya kadar geldik. Birincisi dedi ki Dima dışarıdan gelen... Mertebesi mi? İşleri. 7 işleri var abi. Birincisi dışarıdan gelenleri toplar dedik. Dışarıdan gelenleri toplar. Tanımlar. Enerjiye dönüştürür. Enerjiye dönüştürür. Sonra kendisi olan parçaları birleştirir. Sonra kalpten gelen manaları şey yapar. Halikine aynadalık yapar. O şekilde mi? Hatta orijinal metinleri hatırlamıyorum da. Bir sonra... manada ediyorum abi. Kalpten gelen manaları tanımlar. Ondan sonra Adem alemler hesabına çalışır. Sonra... Zanların şubelerine. Zanlarımızı oluşturur Dima bizim. Bir tane kaldı. Şeytanın miracına ait olur. Dışında bir şey ister. Şeytanın miracına ait olur. O Adem alemler hesabını diyor. Evet. Yeşil şu anda aslında 5. 5 mi? 5. Onu bir yazalım biz onu bir. Sonra 2 taneyi sonraki derste. İnşallah. Ha 5'e mi geldik o zaman? Evet. Tamam. Onu biz bir temize çekelim, bir paylaşalım. İfadeleri dolmasa tavsiye ederiz. İman işlevi. Peki içeriden... Hepsi aynı. İçeriden dışarıya, dışarıdan içeriye. Hepsi ikiden bir denilir. Mesela kelamın çıkması da manan hani kalpten evet. Çıplak çıkar diyor, işte şeye gider değil mi? O da evet. İçeriden dışarıya çıkıyor. İçeriden dışarıya... ki işlevinin adı yani yolu. Halik ismini aynada. Onu bir mi alacağız abi? Yani kalpten, akla ya da dışarıdaki alemden. Zaten alemin haricinde bir şey yok ki. Gördüğümüzde dışarı dediğimizde bir alem olması lazım değil mi abi? Yani alemlerin hepsi var. Ama alemin dışında da çalışıyor. Alem olmayıp dimağın böyle bir özelliği de var. Alemin dışında çünkü insan... Alemin dışında ne var ki abi? Adem alemleri var. İşte bir Adem alemleri var. Bir vücut alemleri var. Sonra bir parçalar birleştiriyor kafada, sonra bir yakıyor, bir de zanlar var. Bu kadar değil mi? Şu anda işte 5. Ama yani mesela şöyle, bütün alem insanda değil mi? Evet. Ama insan alemde değil. Farklı olmayanlar var yani. Bak, bütün alem insanda olsa gibi. Ama insan alemin içinde değil. Kalsam bir şeyin içinde mi yani? Beyin içinde insan diyor abi. Ailenin karnında değil. Hiçbir şeyin içinde değil, mecbur olduğu için değil mi? Yani mecbur o kadar için. Şey olmuş ki Allah'a işte anne çocuk şey yaptınız ya abi siz. Benzetmesi. Benzetmesi yaptınız ya. İşte annesine çocuğu gibidir. O kadar şey yapmış ki yani ayet gelmiş artık. Allah doğurmamış ve doğurulmamıştır diye. Mesela sen anlamadım. Ne dedim ben? Zihnim var mı? Niçin oraya geldin? İnsanla Allah Teala'yı o kadar yakın görmüşler ki artık Allah ayet göndermiş. Allah doğmamıştır ve doğrulmamıştır diye. Karıştırıyorlar diye Allah ile insanı. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Öyle mi? Öyle. Ne demek o? Biraz açar. Aç da bir dersi bitirelim değil mi? İsa Aleyhisselam mesela Allah'ın olduğunu diyorlar ya. He. Yani insanı... Niye karıştırmışlar? Hani insanı çocuğu çok Allah'a yakın mı yaptı? Çocuğu olduğunu artık şey yapmışlar. Yani, karıştırmışlar. O kadar yakın hissetmişler. Evet. Aferin. Onu diyorum zaten.
Yani aslında bir hakikat payı var. Tövbe estağfurullah, öyle deme de. Yok yok, yani bir karıştırılan taraf var ama. Var. Tabii o... Çünkü mesela biz esmanın donmuş haliyiz. Hı-hı. Mesela buzuz, asnasıdır, haşikodur, enerjidir, esirdir, maddi hayat, aynı hayat, doğru. Aynı hayat, akılca verir, ruhça verir, Nur-u Muhammed-i Esma. Esma. E şimdi Esma iz denmez. Onu şöyle diyor. Hemeosti. Ezostur. Ondandır. O değil. Yani Esma'nın inkılapları var ya, altı tane namazda inkılaptır, inkılap başıdır diyor. Altı tane inkılaptır. Donmuş halidir, alem-i şehadet. Yani bu suyun donmuş halidir. Varlık Esma'nın donmuş halidir. Varlık böyle olursa, insan da öyle yani. Cenab-ı Hakk'ın zatı, mahiyeti zatisi bizde eni. Şunat-ı zatisi, ruhtaki latife, ruh vesaire. O kadar acayip insan ki, yani bütün alem insandadır, insan aleme sığmamıştır. Yani bütün orada, peki sen neredesin o zaman? O zaman karıştırmışlar yani orayı. İşte burada yürümek ancak mücedditlere mahsus. Bak, bütün alem insandadır ama insan alemde değildir. E neredesin o zaman? O zaman biz su buzu neresindeyse Esma bizim oramızdadır. Buzla su ilişkisini düşün. Esma ile biz öyleyiz. Ama Esma da Allah değil, değil mi? Öyle diyor. Esma da Allah denmez. Çünkü lehül esmaül husna. Bütün isimler Allah'ındır. Bütün masadakiler Hasan'ındır. Kalem Hasan'ındır. Kalem Hasan mıdır? Bütün isimler Allah'ındır. İsim Allah değildir. Esma. Kaynağı sıfat. Kaynağı şunat. Kaynağı mahiyeti zati. Zaten mahiyeti zati hakkında hiçbir şeyimiz yok. Onun için Kur'an ve ondan türev olan bütün ilimler sıfata kadardır. O nasıl bilmiyoruz ki? Bilinmeyecektir mahiyeti zati hakkında. Şimdi bizim Allah hakkındaki düşüncelerimiz hep esma mertebesinde. Daha sıfata çıkamadık ki. Daha Adem'i çözemiyorum. Adem'i çözdüğün zaman sıfatta olacaksın. Çünkü ilme perde olmuş bir unvandır. Adem'i ademleşen, Adem mutlak sıfata geçmiş oluyor. Kaldır perdeyi, ilmi bul. Evet. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendini ara. Ondan sonra... çıkart kendini aradan, zahir olsun yaradan var ya. İşte bu benlik dediğim şeyler, bunları irdeliyoruz, araştırıyoruz ya bu. Kimdir aradaki, bunlar kaldırıyor. Bak adam biraz önce miraç yaptırdı bize. Adam miraç, bayağı resmen miraç ya. Miracı yaşıyorsun. Allah, coşmaların çoğusu deniz fıtlattı işte, böyle oluyor. Deniz düşeni dışarıya atar. Taş düşse, odun düşse hemen sahile atar. Göl fıtratlar var, içeri düşeni aşağıya gömer ve örter. Gizler. Onun için insanda temel fıtratı itibariyle deniz fıtratlar var. Kazanımları bir şey varsa hemen açığa çıkar. Allah be ya, dışarı verir. Yani yaptığı iyilikler falan. Deniz fıtratlı bu. Düşeni hemen dışarıya atıyor. Gemilerde bir şey düşerse peçete bilmem ne hep dışarıdadır. Göl ise düşeni hemen dibe dinin. İşte insan acayiptir yani. Yani ne demek? Kalifesidir. İnsan alemde değildir ama bütün alem insandadır. Ve sen, o zaman sen kimsin, neredesin? Adama soruyorlar işte. Cevap aramak lazım. Tamam. Yaşayanlar ölecektir. Ölenler de yaşayacak. Ölenler de yaşıyordur. Öyledir. Denilir. Öyledir. Denilmiş. Denilmiştir. Nasıldı o? Denilecek. Yok. Görüyor. Görüyor yani. Bak, o güzel bir tekerleme vardı. 576 mı? Kaçtı? Öyledir. Yok. 566 değil mi ya? Ben niye nereye arıyorum? Ne abi? Bak şu. Denilmiştir. 66 değil mi? Öyledir. Denilebilir. He, kaç? 66 değil. Evet, oradayız da. Kaçıncı? Daha ileride değil mi? Ne diye hatırlayayım? Dur. Öyledir. Ha, bu.
dönebilir, dönmüş, öyledir. Dönebilir. Fuzuli kelam değil mi? İmkan. İmkan. İmkan yani. Dönmüş. Geçmiş. Dönmüş yani. Olay olmuş. Yani dönebilir. Yani bu ilme. İlmel yakın olabilir yani çünkü bu imkan dairesinde. Dönmüş realitedir. Olmuş yani. İmkandan çıkmış vaka. Öyledir. Bir kendisi yaşamış. Mertebeleri saymış. İlmel yakın, anel yakın, hakkale. Kendisi yaşamış. Öyledir. Öyledir diyebilmesi için öyle olmalıdır. Tamam. Killata sen şimdi gene böyle midir? Hayır. Benim anladığım. Dönebilir. Dönmüş. Öyledir. İlmel yakın, anel yakın, hakkale. Dönebilir. İlmen anlatıyoruz. Şimdiye kadar anlattığım mevzular. Dönebilir. Dönmüş realite bu. Öyledir. Öyle olduğun için diyebilirsin onu. Tasdik. Ama bunu, evet, tasdik. Bunu ben anladım. Bir başkası onu dönebilir, dönmüş, öyledir. Başka şekilde anlar. Tamam. Peki burada keselim. Ha? Ankara'da. Aha. Bitirin diye anladım da. Ve ahiru davahu menel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.